farklı ve güzel bir enstantaneydi. Benim adıma ilk defa gördüm. Kırkpınar'da baş pehlivanlarımızı salavatlamadan önce avuç açıp dua etmeleri, edilen duaya katılmaları. 23 baş pehlivanımız kura çekti. Ben sizlerden tekrar bir numara alkış istiyorum. Alkışlar sizden, güreş selam size. Zaten dillendirdi. Ve hemen misyonumuzu sarayın çeyer meydanında cazgırlara bırakıyoruz. Baş pehlivanların birinci tur ön eleme, birinci tur salavatlamasından sonra tekrar bir zarar meydanından alırız. Bitmeyen bir için devam eden efsanesi 663. tarihi Kırpınar. Yavru pehlivan güreşleri baş pehlivanlarımızla şöyle sizlerden kuvvetli bir moral alkışı istiyoruz. Alkışlar sizlerden, güreşler koç yiğitlerimizden. Tüm belediye başkanımız Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey tekrarladı. Hekim Ali Can Çoğun. Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü tekrarladı. Çatman Çatlı Antalya. İstanbul Şile Belediyesi tekrarladı. Mecit Yıldırım İstanbul Şile. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü tekrarladı. Yalçın Öncün Bursa. Salih İliç Samsun Teknikör. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü Pekvanı. Yunus Emre Yaman Zonguldak Anadolu. Sakarya Hendek Belediyesi Pekvanı. Süleyman Aykırı Sakarya Hendek. Şahane Korkut Antalya Korkut Bey. Antalya Korkut Bey'in hesabına görüşüyor. Okan Acar Antalya Korkut Bey. Ankara Büyükşehir'in hesabına görüşüyor. Azra Gözoğlu Erzurum. Kocaeli Büyükşehir'in hesabına görüşüyor. Seçkin Doğan Kocaeli. İstanbul Çatalca Belediye Sadrı'na girişiyor. Yıldıray Kara Samsun. Antalya Büyükşehir Belediye Sadrı'na girişiyor. Cengizhan Şirşek Antalya. Rıza Yıldırım Tokat. Sevil Turgut Kocaeli Karabürsel. Tokat Belediyesi Spor Kulübü adına yaşıyor. Onur Balçı Tokat Elma. Yalova Altınova Belediyesi Pekvanı Kaan Kaya Karabürsel. Kocaeli Başkişehir Belediyesi Pekvanı Hasarya Korkut Belediyesi adına geçiyor. Hasan Cengiz Antalya Korkut Bey Moto. Selam size ana güreşine gönül verenler. Selam size saray içi her meydanına koşup gelenler. Selam size ülkenin sıcak çekici insanları. Saray içi her meydanına hoş geldiniz. Bir tarafta yaşayan yerler,
diyoruz. Allah derman versin diyoruz ve hemen yine biraz önce Halim Bağdat ve Soner Yasak hocaya bu eşleşmeler üzerinde bir durum değerlendirmesi yapar mısınız, bir görüş beyan eder misiniz demiştik. Hemen baş mevvanlarımız eşleşmelerini çekerken bu yorumları alalım. Evet, öncelikle 23 baş pehlivan akreditasyon yaptırmıştı ve 23 numarada Hasan Cengiz'i görüyoruz. Bugünün şanslı ismi, tur atladı. Gerçekten bu zor turda tur atlamak bir tur sonrası için ciddi bir avantaj olacak Hasan Cengiz için Korkuteli Belediyesi'nden. Evet, Bekir El Yücel ve Serkan Serttürk çok net bir şekilde bir puanlama güreşi izleyeceğimizi düşünüyorum. Bekir Er Yücel sezon başından sonra biraz kilo verdi ve formunu yukarı doğru çekmeye başladı. Ancak Serkan Serttürk gerçekten şu anda Kırkpınar hazır, kuvvetli ve diri bir baş pehlivan. Burada Bekir Er Yücel, genç bir isim, Serkan Serttürk'e sertlik çıkaracağı kesin bir puanlama güreşi olacağını düşünüyoruz. Yalçın Üncül Macit Yıldırım, Mecit Yıldırım düzeltiyorum. Yalçın Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde iyi çalıştı çıraklarıyla beraber. Mecit Yıldırım artık o efsane bir isim. Birkaç kez Avrupa ve Dünya şampiyonu olmayı başarmış bir isim Mecit Yıldırım. Yalçın Üncül gençliğinin ve atikliğinin burada karşılığını alabilir ve Mecit Yıldırım'a puanlamada üstünlük sağlayabilir. Salih Erinç gerçekten çok büyük talihsizlikler yaşadı. Her iki omuzundan defalarca ameliyat oldu. Bir ara güreşi bırakmak zorunda kaldığı bir dönemde olsa inat etti ve Karadenizli ruhuyla tekrar sahalara tutunmaya çalıştı ve kendini yavaş yavaş toparlıyor Salih Erinç. Ve karşısında gerçekten çok etkili bir isim var. Yunus Emre Yaman son haftalarda müthiş bir çıkış gösterdi. Salih Erinç ustasına üstünlük sağlayabilir Yunus Emre. Ama mevcut formuyla Salih Erinç'e fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Ancak havanın da şu anda kapalı olduğunu, sıcak, nemli bir hava olduğunu, bunun da biraz daha Salih Erinç'e diri tutmaya yarayacağının altını çiziyorum. Ve Şahali Kurt Okan Acar, iki Korkut Elili baş pehlivan. Bakalım burada çıkış arayacak. Denk şu an için söylüyorum. Denk kuvvetlerin çarpışması olarak izleyeceğiz her iki baş pehlivanımızın çarpışmasını, karşılaşmasını. Seçkin Duman Hamza Köseoğlu. İnanılmaz bir eşlenme. Adeta bir çeyrek final eşleşmesi tadında izleyeceğiz. İki karışık, iki bulaşık. İki ele avuca gelmez ve ne yapacakları asla kestirilemez iki isim. Bize burada müthiş bir resital sunacaklar. Biraz sonra gerçekten istesek bu kadar harika bir eşleşmeyi bir araya getiremezdik. Gençlik iksiri Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç baş pehlivanı Yıldıray Pala. Arkasına Samsunlu seyircilerin desteğini aldı. Bir alkış koptu onun anonsunda. Fakat karşısında kim var? Cengizhan Şimşek, Antalya'nın kemer beklediği dev isim. Daha önce bir talihsiz olay yaşadı. Bundan bahsetmeye gerek yok. Artık önümüze bakıp yolumuza devam edeceğiz. Ama yeni bir çıkış kapısı arayan ve tekrar tarih adını yazdırmak isteyen bir Cengizhan Şimşek var. Sezona çok iyi başladı. Seyircilerin ciddi anlamda beğenisini kazanan Cengizhan Şimşek. O da zor bir kura çekti. Yıldıray Pala'yla gerçekten çok hızlı ve çok tempolu bir güreş izleyeceğiz. Muhtemelen eğer ki alt bölgede yakalanmazsa Yıldıray Pala bir puanlama izleyeceğiz. Eğer bu noktada güneş de tekrar çıkarsa Yıldıray Pala'nın Cengizhan Şimşek'e nasıl söyleyeyim, hani güreş ağzıyla konuşayım, dikilebileceğini söyleyebiliriz. Arada müthiş bir güç ve fizik farkı var, onu da söyleyelim. Özür diliyorum. Feyzullah Abdürk milli güreşçi 3 kez Avrupa şampiyonu oldu ve karşısında gene Avrupa şampiyonu patentli Rıza Yıldırım var. Feyzullah Abdürk çok formda, çok istekli. Kemer takmak istediğini defalarca sesli beyan etti. Manisalı Feyzullah Abdürk, Rıza Yıldırım artık yaş itibariyle yavaş yavaş performans anlamında gerileme gösterse de bir dünya şampiyonu olduğunu altını çizelim. Düzeltiyorum, bir Avrupa şampiyonu olduğunu altını çizelim. Bu noktada
Feyzullah Aktürk biraz bir adım önde ama Rıza Yıldırım'ın da kesinlikle bir tur sonra için iştahlı olduğunu söyleyelim. Arif Akın ve Süleyman Aykırı Marmara bölgesinin iki kurdu onlar. İki tecrübeli isim. Onlar da bir tur sonrası için açık söyleyelim. Denk bir kura. Her ikisi de şu anda eminim avuçturuyordum. İyi. Arif diyordur iyi ki Süleyman'ı yakaladım. Süleyman da diyordur ki Arif'i iki yakaladım. Böyle bir eşleşme bu. Her ikisi için de hayırlı olsun. Ve dev isim Manisa Turgutlu'dan Menderes Altık, Antalya Büyükşehir'in devi Ali Yanatma'yla. Her ikisi de son haftalarda çıkış gösterdi ama Ali Yanatma'nın bir tık daha formda olduğunu söyleyebilirim. Ali Yanatma, Menderes Altık'a eğer ki puanlamanın bir puanlama görüyorum burada. Menderes Altık'ı puanlamada uzatabilirse dev isimler daha çabuk eridiği için Ali Yanatma'nın Menderes Altık'a üstünlük sağlayabilmesi mümkün olabilir ama Menderes kısa Ali Yanatma'yı alt bölgede yakalarsa gerçekten çok iyi çökebilen bir isim. Hızlı bir yeniş çıkartabilir Menderes Altık. Tabii Ali Yanatma Menderes Altık'a bir Ali Cengiz oyunu yapabilir mi? Yapabilir. Özellikle keçi dikmesi ve kas kanadı oyunlarıyla çok etkili. Diş kazıklarla iyi yayılabilir. Tam bir Manisalı, bir baş birvan Menderes Saltık. Ali Yanatman'ın da çökerek yaptığı oyunlar müthiş. Ve Semih Turgut Onur Balcı denk bir kura. Kimin galip gelebileceğini bilmiyorum. Ama antrenman noktasında iyi antrenmanı olan burada bir üstüne çıkacaktır. Kaan Kaya, Hamza Özkar Adınız, iki Kocaeli'li. Bakalım burada neler olacak. Kaan Kaya formda, Hamza Özkar Adınız formda. Ama Hamza'nın bu sene Kırkpınar'daki ilk baş pelivanlık serüveni. Dolayısıyla burada heyecanıyla beraber Kaan Kaya'ya üstünlük arayışında olacağını düşünüyorum ki maçada güreşe de tempolu başladı sevgili Bülent Yağcı. Hasan Cengiz'in de tur atladığını zaten bahsetmiştik. Evet hocam. Evet sevgili Soner Yasak hocam. Evet. Mücadeleler başladı. Dörtlü pencereden geliyor sevgili yönetmenimiz. Dörtlü pencereyle sol üst kadrajda Cengizhan Şimşek, Yıldıray Pala, sol alt kadrajda Hamza Köseoğlu, Seçkin Duman, sağ üst kadrajda Feyzullah Aktür, Rıza Yıldırım, sağ alt kadrajda da Kaan Kaya, Hamza Özgürleriniz güreşlerini ekranlarımıza dörtlü pencerede getirdiler. Soner Yasak hocam, evet. Senin gözüne çarpan nedir bu ilk eşleşmelerde? Valla şimdi Cengizhan... istediklerin. Üstadımız Halim Üstadımız bunu çok güzel bir şekilde yaptı tabii. 24 yıllık sahalarda gelmiş güreş, güzel güreşler çıkarmış. Ve şu anda tarihi 660 3. Kırkpınar güreşleme saray içerisinde şu anda güreşlerimiz başladı. Tüm güzelliğiyle, tüm hızıyla başladı. Burada dikkat edin, çeken güreşçilerimiz şu anda ekranlarda Cengizhan Şimşek, Yıldıray Para güreşi şu anda. Çok hareketli geçecek güreşlerden bir tanesi. Yine Hamza Köseoğlu, Seçkin Duman güreşi. Feyzullah Aktürk ve Rıza Yıldırım güreşi de güzel geçecek güreşlerden bir tanesi. Kaan Kaya, Hamza Özkan Ediniz güreşte. Bunlardan bir tanesi. Bakalım bunlarda ilk geliş kimden gelecek? İlk galibiyet kim galip gelecek? Bunları hep birlikte göreceğiz. Genel yorumlamasını çok güzel bir şekilde Ali Fahret Hocam yaptı. Aynı görüşlerdeyim. Evet Soner Hocam, az önce de bahsettik. Seçkin Duman ve Hamza Köseoğlu yavaş yavaş nabız yüzü bir anda kasnaktan yana doğru serpti ve gerdan gösterdi. Seçkin Duman az önce de bu karşılaşmayı yorumlarken tempoları çok yüksek olacak ve ne yaptıklarını kestirmek çok zor olacak diye karışık bir güreş oldu. İşte bir bayanda hızlı bir şekilde ayak attı. Neden? Çünkü kazıkla orada kontrol etmedi Hamza Köseoğlu, Seçkin Duman. Cengizhan Şimşek, Yıldıray Pala güreşe gerçekten kontrollü ama sert, tempolu, arayışlı başladı. Her ikisi de şu anda yaptıkları güreşte meydan okuma yapıyorlar. Değerli güreş severler, hiçbiri şu ana kadar geri adım atmadı baş pelivanlarımızdan gözlemlediğimiz kadar. Ama Cengizhan, Yıldıray Pala güreşi ne kadar iddialı bir karşılaşma olacağını şimdiden daha ortaya koydu bile.
kesinlikle güreşi kopartmadılar da yukarıdan sürekli bağlayarak her ikisi de birbirlerini kakarak boşluk aramaya başladılar bile değerli Bülent Yağcı. Evet, Cengizhan Şimşek, İbray Palay güreşi her iki baş pehlivanda bir adım dahi geri atmadılar. Yani her meydanda adeta çakıldılar ve o yerlerinde çakıldıkları yerlerinde elenselerle birbirlerini devamlı sürekli rahatsız etmeye çalışıyorlar. Tabii fiziksel olarak Yıldıray'ın Cengizhan'dan biraz daha hızlı olabileceğini, yani karışma pozisyonlarında Cengizhan'ı hızıyla akarte edebileceğini bir dipnot olarak da koyalım. Cengizhan kuvvetiyle kıstırabilir, kazıklarıyla etkili olabilir. Yani güreşi yere indirmek şartıyla bu arada Feyzullah Aktürk gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş kafayı döşe saplamaya başladı ve aşağıdan tırtıklamaya, tabiri caizse paçaları tırtıklamaya başladı. Bakalım orada neler olacak. Hamza Köseoğlu, Seçkin Duman karşılaşmasında aynı Cengizhan ve Yıldıray gibi yavaş yavaş temposunu arttırmaya başladı. Daha önce bir kez karşılaştıklarını hatırlıyorum ve o güreşte de Seçkin Duman'ın Hamza Köseoğlu'nu yendiğini hatırlıyorum. Bakalım bunu bir kez daha başarabilecek mi Seçkin Duman? Kaan Hamza Özkaradeniz karşılaşması şu ana kadar yukarıdan kafayı düşürme mücadelesi olarak geçiyor. Eller fazla bir şekilde kasna veya paçaya gitmiyor. Her ikisi de yukarıdan, işte bakın, kafayı düşürmek için bazen tek bazen çift basma orada devam ediyor. Değerli güreş severler, Hamza Köseoğlu Seçkin Duman güreşi gerçekten bağlanmıyor. Çünkü her ikisi de çarpmaya ve güreşi bir şekilde çözmeye çalışacak iki isim. Cengizhan Şimşek, Yıldıray Pala. Onlar da şu anda güreşin başından beri ikinci defa şöyle bir durdu. Cengizhan'da bir sıkıntı mı var bakıyoruz. Hakem dikkatli bir şekilde göz bölgesine bakıyor. Bir peçete verdi. Biliyorsunuz bu tip pozisyonlarda iki dakika güreş durabilir Bülent Yağcı. Evet, tabii onda kazayla rakibinin evi, birisi diyelim geliyor. Tabii onda hakem inisiyatifi kullanarak o sakatlığa, küçük bir spor sakatlanmasına müdahale ediyor. Bir şey olmadığı zaman da devam ettiriyor. Sağlıkçı çağırmaya gerek yok. Fevzullah Aktürk'ün güzel yıldırım güreşinde ben artık Fevzullah Aktürk'ün güzel yıldırım bastırdı. Bakalım burada nasıl bir sonuç çıkacak. Şu anda 10 çift güreş var. Düzeltiyorum. 11 çift güreş var. 11 çift güreşin içinde yere inen tek güreş bu arada. Bu arada her an tehlikeli bir pozisyon olabilir. Fevzullah Çünkü Aktürk. Kısa ve hızlı Fevzullah Aktürk şu anda adeta bir pusu kurdu. Orada tuzağa yattı. Bakalım Rıza Yıldırım bu tuzağa düşecek mi? Çünkü orada hafiften kalçasını verdi. Kündeyi bağlamasına müsaade etti. Toparlanmaya başladı aşağıdan. Kıstak bu paçayı tuttu. Bir buçuk ve ilk turda galibiyeti alan isim oldu Bülent Yağcı. Fevzullah Dür. Evet, zaten sen de söyledin pusuya yattı diye. Fevzullah Dür piyasadaki yapmış olduğu güreşlerde de zaten bu mükemmel çıkışını kendinden fizik olarak üstün, kendinden fizik olarak üstün pehlivanlara karşı verdiyken yaptığı parlatmıştı Fevzullah. Evet, ilk galibiyeti Fevzullah Aktürk aldı. Rıza Yıldırım karşısında yere inen ilk güreş. Evet, yere inen ilk güreş demiştim Halil Bağdat. Ve o ilk güreşte galibiyetle sonuçlandı. Ve Fevzullah Aktürk yoluna devam eden isim oldu. Bu turu hızlı geçmenin bir... Bu arada Yıldıray'a tezahürat var tribünden. Hoş, güzel.
İstediğimiz şeyler bunlar. Seyircinin güreşe katılmasını istiyoruz. Adeta burayı seyircimizin, şu anda bizi tribünlerden izleyenlere sesleniyorum. Kırkpınar burası. Burayı adeta inletelim. Pehlivanlarımızı destekleyelim. Ve tabiri caiz ise adeta yakalım buraya değerli güreşseverler. Pehlivanlarımızın moralini ve heyecanını bir tık daha yukarı çekebiliyor muyuz? Buna bakalım. Cengiz Han ve Yıldıray saniye saniye tansiyonu yükseltmeye başladılar. Vücutlar şişmeye, renkler morarmaya başladı. Bu bir çeyrek final eşleşmesi kalitesinde bir güreş. Cengiz Han uzun kollarıyla, sağ koluyla paçaya doğru inmeye çalıştı. Yıldıray Pala'nın kısa bir boyu olduğunu ve bu noktada Cengiz Han'ın uzun kollarının olabileceğini söyleyelim. Ancak şunu da söylemek lazım. Menzil dışı, özellikle bunu Cengiz Han puanlamada yaparsa, bakın menzilden uzandı paçalara. Geri kalıyor, iki düz üstünde kalıyor. Eğer bu bir puanlama maçı olsa, düzeltiyorum, güreşi olsa, bu Yıldıray gibi çok hızlı ve çok atik, arkaya iyi dolaşabilen, üstten iyi atlayabilen, adeta bir kedi refleksine sahip Yıldıray Pala için bir avantaj sağlayabilir Cengiz Han. Şimşek'in burada dikkat etmesi gerekiyor sevgili Soner Yasak. Evet. Cengiz Han Şimşek tabii bir talihsiz geçtiğimiz sezonda durumlar yaşadı ama bu seneki güreşlerde çok formda olan bir pehlivanımız. Antalya Seri Gebiz'i burada da çok konsantre bir şekilde görüyoruz. Yıldıran para da tabi ona anında karşılık veriyor ataklarına. Bakalım burada sonuç olarak kim kazanacak? Bunu hep birlikte biraz sonra göreceğiz. Yine Hamza Köseoğlu Seçkin Duman güreşi ayakta devam eden güreşlerden bir tanesi. Sol alt katrajda Şahali Kurt, Okan Acar ve Kaan Kaya, Hamza Özkaradeniz güreşleri de ayakta devam eden güreşler. Hakim bir noktada bütün kule hakemleri izlemek adına tabii ki kulenin önüne getiriyorlar. Tabii o güreşe de deneyimli bir çayır hakemi Hüsnü Patron'u vermişler. Çünkü senin de dediğin gibi bu güreşte her an her şey olabilir. Kontrol oyunlar olabilir. Paraklar yapılabilir. Hamle üstüne hamleler yapılabilir. Bayandalar olur. Açık düşürme olur. O yüzden hem çayır hakemi tecrübeli hem kuledeki hakemler kuleden daha rahat izlemek adına kulenin önünde güreşmelerini istiyor. Bu arada Kaan Kaya'da bir sakatlık mı var? Baldırını tutuyor. Şu anda ekranımızda sağ alt köşede. Evet. Bu arada bir galibiyet ekranlarınızın olmadığı bölgede Semih Turgut Onur Balcı'ya galip gelmeyi başardı. Evet. Evet, Semih Turgut elini kaldırdı çayır hakemi ve galibiyetini ilan etti. Semih Turgut Onur Balcı karşısında. İki maç ve ilanında da birer ikram verilmişti. Evet, Şahali ve Şahali Okan'a, Okan Acar'a birer ihtar geldi kule hakim heyeti tarafından. Muhtemelen duymadık Soner Hocam, Bülent Hocam ama Yalçın Üncül ciddi bir baskı kurdu. Birkaç kez rakibini Mecit Yıldırım'ı protokol sınırına kadar getirmeyi başardı. Anons oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama orada bir ihtar olması, evet bir ihtar anonsu yapılmış. Soner Hocam bu dip noktayı hemen geçti. Orada bir ihtar sonucunda kazanılmış galibiyet ortaya çıkabilir. Görüntü bu sevgili Bülent Yağcı. Evet tabii sürekli Yalçın Öncül Mecit Yıldırım karşısında tabii üstünlüğünü hissettirmeye başladı. Mecit Yıldırım da tecrübeli bir baş pehlivan. O da artık istekli ve arzulu Yalçın Öncül karşısında geri adım atmaya mecbur kaldığı için tabi alacağı ihtarlar kaçınılmaz. Ve o ihtarların da 3 ihtar olup diskalifiye olması da söz konusu tabii ki. Evet, az önce de söyledik, güneş yok ama nem var, buğran var, ısı var. Eğer güneş ortaya çıkarsa vay anam vay. Gerçekten evet, her meydanı alev alacak. Halil Hoca, sevgili Soner Yasak, biz her meydanında olmasak da tribünde gölgelikle bir basın tribününde bu ortak canlı yayında olsak bile oturduğumuz
olduğumuz yerden yumuşak hafif hafif terliyoruz. Yıldıray'ın da eğer nabzı şiştiyse de artık az önceki tedavi sürecinde nabız düşmüş olabilir. Bir gözümde Yalçın'ın cilde iyice çöktü. Gerdandan orada arkaya doğru yatırabilecek mi? Hayır. İyi toparlandı. Aşağıda güreşi iyi sayıyor. Mecit Yıldırım. Diğer güreşler ayakta devam ediyor değerli güreş severler. En heyecanlı güreşleri sizlere radyo formatıyla da aktarmaya çalışıyoruz. Ekranımızda olsun olmasın. Bu arada Yalçın Öncü galibiyete yürüyebilir olan ters paçayı alabilir mi? Bu da doğru uzandı. Hayır, orada iyi uzandı. Toparlandı, ağırlık merkezini bir anda yaydı. Ve o tehlikeli pozisyondan kurtardı Mecit Yıldırım. Ama artık gerçekten ciddi anlamda bir yorgunluk olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada bir galibiyet Hamza Öz Karadeniz'den ve güreşin düzünde ikinci galibiyeti çıkaran Hamza Öz Karadeniz. Az sonra yönetmenimiz puanlama sürecinde gidildiğinde yenişlerin ağır çekimlerini sizlere tekrardan gösterecek. Bu noktada bu arada bir sarma gerdan, bir sarma gerdan da Yalçın Öncül'den ve bir galibiyette puanlamaya gitmeden Yalçın Öncül'den geldi. Sevgili Bülent Yağcı, sevgili Soner Yasak. Yalçın Öncül, Yenik'in Yıldırım arasındaki müsabakada Yalçın Öncül galip. Korkut Elililer, Savaşçı, Savaşçı 2 Korkut Elili. Bakalım neler oluyor. Bu arada Şahali bir anda aşağıya paçaya doğru indi. Kısa boyuyla etkili olduğu bölgeler. Okan Acar'ın diz bölgesinde her iki dizinden de yaşadığı üçer ameliyat var değerli güreşseverler. Bir ara artık güreşi bırakmıştı. Daha sonra anneciğinin telkinleriyle tekrar güreşe ve hayata tutundu. Çok zor süreçler geçirdi sevgili Okan Acar. Ama gençlik ve inatçı kişiliğiyle tekrar ar meydanlarına döndü. Ve önümüzdeki sene çok iddialı olacağını bizzat söylediği için söylüyorum. Yapmış olduğu Korkut Eli Belediyesi birlikleriyle atılan imzalarla morali de iyice düzeldi genç balivanın. İnşallah seneye çok çok daha iyi bir Okan Acar izleyeceğiz. Korkut Elili genç isim. Evet, bakıyoruz Cengiz Han saniye saniye. Bülent Yağcı hocam saniye saniye artık Cengiz Han'ın karşılaşmanın üstüne doğru gittiğini görüyoruz. Evet, artık Cengiz Han Şimşek Yıldıray Pala karşısında üstünlüğünü hissettirmeye başladı. Çünkü Yıldıray Pala artık geri adım atmaya başladı. Cengiz Han Şimşek'in hamleleri karşısında. Hocam sol üst köşede Yıldıray Pala, Cengiz Han Şimşek güreşi sol üst köşede. Hemen sol alt köşede Seçkin Duman. Seçkin Duman Kocaeli, orada bir zıtlaşma var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pehlivanı ve Erzurum'un yiğidosu Hamza Öz Hamza Köseoğlu ve sağ üst köşede Okan Acar Şah Ali Kurt karşılaşması tüm heyecanıyla devam ediyor ve gene sağ alt köşede bakıyoruz. Salih Erinç ve Yunus Emre Yaman güreşi var. Evet, Alaplılı ve Samsun'daki baş pehlivan. Ekranlarınızdaki baş pehlivanlarımız bu şekilde değerli güreşseverler. Ama Cengiz Han ve Yıldıray artık her ikisi de ciddi anlamda tempoyu yükselttiler. Hüsnü Patron karşılaşmayı çok ama çok yakından izliyor. Neden o kadar yere çöküyor biliyor musunuz? Çünkü kafa kafaya geldiğinde her iki isim aşağıdan kafalar tokuşabilir. Yani bu noktada bir faul yapılabilir mi? Bu noktayı ciddi anlamda çözmek için bakın 4 numaralı hakemin aldığı pozisyona bakın. Alttan yukarıdan bu pozisyonu göremez çünkü kollar bağlandığı için kör bir nokta. Ama Yıldıray'a bakıyorum.
Cengiz Han üçüncüye sürdüm diyor. Nerede iktidar diyor. Yıldıray da diyor ki yeter diyor, bu kadar kafa atıyor bana diyor. Böyle bir itiraz var. Yıldıray'ın ikinci iktidarı var zaten. İki iktidarı. Orada bir açılma var mı? Antalya tribününden, eski adıyla Belek tribününden, namlı Belek tribününde itirazlar var, baskı var seyirciden. Ve sağlık ekipleri bir kez daha Yıldıray'ın yanına girdi. Az önce bir kez daha söylüyorum, üstü patron dizlendi. Aşağıdan yukarıya bir bakış atıyordu i̇şte bir kez daha. Buna bakıyordu üstü patron. Çünkü kolların bağlandığı zaman alnın rakibin göz altlarına değip değmediğini göremiyorsunuz. Orada bir temas var mı yok mu onu göremiyorsunuz. Gizli faul. Şimdi biz de buradan Yıldıray Palan'ın yani kaşında ve göz altlarında bir açılma var mı onu göremiyoruz ama sağlıkçılar müdahale ettiğine göre, tecrübeli bir çayır hakemi de başlarında olduğuna göre üstü patron demek ki sağlıkçıları davet ettilerse Yıldıray Palan'ın göz çevresinde yani ciddi bir açılma, kanama gibi emareler var demektir. Yoksa evet, o emare olmasa üstü patron sağlıkçıları çayıra davet etmez. Evet. İşte adam burada 5 dakika değil mi kanamalı? Evet 5 dakika ama az önce de bir böyle bir pozisyon oldu. Bu noktada şimdi hani ikincisi oldu. İkincide böyle bir prosedür var mı onu bilmiyorum. Hani 1'de 5'te 2'de ne olur onu bilmiyorum bu arada. Olgay İnce 1 numaralı meydan hakemi kuleye telsizle sürekli bilgi veriyor. Ve bu anlama süreci evet, tam zamanında Yıldıray Pala'ya anons hemen geldi bir tabii. Bir can simidi can olarak. Can simidi oldu. Yani şu anda tedavisini daha uzun süre yaptırabilir Yıldıray Pala. Bülent Hocam bir şey söyleyeyim mi? Son 10 dakikadır Cengiz Han'ın müthiş bir baskısı vardı. Tabii evet. Şimdi artık filmin rengi değişecek. Neden? Bu arada güneş çıktı. Onu da söyleyelim. Bu güneş olayları biraz değiştirir. Performansları etkiler. O yüzden söylüyorum bunu. Şimdi Yıldıray'ın sahnesi olabilir. Neden? Bu çocuk çok hızlı. Bu çocuk koltuk altlarını çok iyi kullanabilen bir baş pehlivan. Dolayısıyla Cengiz Han için çok daha fazla risk alanına giren bir güreş olacak. Her ikisi de güreşi artık daha temkinli yapmak zorunda kalacak. Ancak puanlama bölgesi güreşin tamamen rengini ve akışını değişecek. İşte ağır çekimde az önce yaşanan yenişlerin tekrarı. Evet, Hamza Özkaradeniz'in Kaan Kaya'yı yendiği gaz kanadıyla evet yendi ama oldukça da zorlamış, inatçı bir isim Kaan Kaya. Kaan Kaya tabi kuvvetli bir isim ama zaten güreşin düzünde anlattığımız noktalarda sürekli ya keçi dikmesi ya da kas kanadıyla yokluyordu, zorluyordu Kaan Kaya'yı. En sonunda gerçekten dikkatini çekti mi bilmiyorum değerli hocam. Aslında hani kanadı çeken değil de kazıktaki gol neredeyse kısmeti delmişti. Orada iyi çektirmiş. Evet, Hamza Özkaradeniz'in zaten sezon başından beri güzel bir çıkışı var. Yükselen bir performansı var. Ben onu hep gözlemliyorum zaten. Yaptığımız canlı yayınlarda da dile getiriyorum. Sezonun ilk güreşi, başındaki ilk güreş Balıkesir Gömeç güreşinde finalde İsmail Balaban'la müthiş bir mücadelesi vardı. Orada müthiş bir puanlamaya gittiler. Artık puanlamanın da puanlamasına geçildi. Ve orada İsmail Balaban'ı hatalamıştı Hamza Özkaradeniz. Yani oradan itibaren yükselen bir form grafiği ve istikrarı var Hamza Özkaradeniz'in. Bülent Siyacı şu anda ekranda Cengiz Han Şimşek var. Bu görüntü üzerinden, az önceki görüntü üzerinden bir şey söylemek istiyorum. Mustafa Kemal Karabağ
Tabii yaş itibariyle burada güreşmiyor. Hala piyasada güreşebilir. 45 yaşına kadar güreşme evet, hakkı var. Evet. Tabii ki Cengiz Han'ın da ustası olarak orada onu gerekli talimatları verdi ama ben bir hata gördüm, onu söyleyeyim. Ben buradan bizi dinleyen değerli ustalarımıza ve bazılarına hoca diyor, bizim için usta geçerli de, hoca ve ustalarımıza rica ediyorum. Federasyonumuz çok güzel bir çalışma yaptı ve antrenör, usta, hoca bölgesinde ciddi bir geliştirme yaptı. Orada demir parmaklıkları üst bölgelerini aldılar ve sporcularla, pehlivanlarla, ustalar arasında herhangi bir diyalog problemi olmasın. Daha rahat bir diyalog yaşamaları açısından. Su bez molasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için böyle bir düzenleme yapmıştı federasyonumuz. Ama az önce sevgili başbirmanım Mustafa Kemal Karaboy'u dışarıda gördüm. Lütfen bu kurallara uyalım. Hem federasyonumuzu hem de organizasyonumuzu germeyelim, yormayalım. Lütfen disiplinli olalım ve yağlı güreşimizi, Kırkpınar'ımızı en güzel şekilde dış dünyaya aktarmaya çalışalım. Buradan da hocalarımıza bu konuda bir ricamız olsun. Evet, sevgili Soner Yasak, hocam. Evet hocam. Artık puanlamalar başlıyor. Tabii baştan da bazı puanlamalar başladı ama dörtlü pencerede henüz dört güreşimiz ekranlara gelmedi. Sevgili yönetmenimiz biraz sonra sadece getirecek. Cengizhan Şimşek şu anda güreşte puanlaması başladı. En heyecanlı. Hamza Kötüoğlu ile Seçkin Duman arasındaki Yıldıray puanlama ve mücadelesi Cengiz'i de hesaba katalım. Demişken hemen dörtlü pencerede geldi. Evet Soner Yasak hocam. Puanlamalar özelinde neler söylemek istersin? Vallahi, şu anda ekranlarda güreşler. Şimdi Cengizhan Şimşek Ziya Pala güreşi dikkat çekici puanlamalardan bir tanesi. Sevgili Halil hocamın da söylediği gibi Ziya Pala puanlama noktasında bir şey yapabilir, bir sakatlanması oldu birkaç tane. Ama bu konuda Cengizhan Şimşek de bu sene güreşlerde çok hırslı ve kırklara odaklanmış bir pehlivanımız, baş pehlivanımız. Antalya Selik'e bizdi. Ziya Pala da puanlamada üstünlük sağlayabilecek mi biraz sonra göreceğiz. Şu anda ekranlarda Şahali Kurt güreşi var. Bu da puanlamada. Diğer pencereler açılırsa onlarla ilgili bir yorumlama yapacağız sevgili Mehmet hocam. Sevgili Soner Yasak hocam, tabii büyük ekranda şu anda bir güreş var. Ama biz yine çıplak gözle buradan, basın türbününden kule hakimiyetinin önünde olduğu için bütün güreşlere hakimiz. Tabii katrajın dışındaki güreşleri görebiliyoruz. Şu anda pencere açıldı. Güzel. Külleyi bağlayacağım. Oradan puan çıkartabilir mi? Veya yeni çıkartabilir mi? Altta kaldı. Kollar bacakta. Butta bağlı. Neler olacak? Serkan Serptürk buradan kurtulabilecek mi? Yukarıda ağır bir vücut. Kollara baskı var. Gerdirdi orada. Güreş kilitlendi. Hakemler ciddi anlamda buraya odaklandı. Paçayı saldı. Arkaya dolaşabilir mi? Bekir Ömer Yücel bir kez daha yukarıdan koluyla engellemeye çalıştı. Hayır, gevşetti Günde'yi ve güreş tekrar ayağa kalktı. Sonuç çıkabilecek bir pozisyona her ikisi de geldi ama riske evet, giremediler. Serkan Serptürk o zor pozisyondan kurtulmasını bildi. Yoksa Serkan Serptürk gibi tecrübeli bir baş pehlivan olmasaydı orada Bekir Er Yücel o pozisyonda puanı almıştı. Bu arada bir sarı kart. Cengizhan Şimşek'e bir sarı kart geldi. Parmak atıyor, parmak atıyor dedi. Büstü patron. Göze parmak atıyor dedi. Büstü patron sarı kartı tereddütsüz gösterdi. Büstü patronun pozisyonu çok iyi aldı. Dediğin gibi çok tecrübeli hakemlerimizden bir tanesi. Gerçekten tansiyon çok yükseldi. Birinci turda her ikisi de veda etmek istemiyor. Kırkpınar çok önemli. Her ikisi de kariyer basamağı açısından burada zaferle bir üst tura çıkmak istiyor. Değerli güreş severler, Ali Yanatman'ın Menderes Altı'ya baskısı var. Orada ihtarlar sürecini bilmiyorum ama Ali Yanatman'ın çıplak gözle baktığımda Menderes Altı'ya artık üstünlük kurmaya başladığını, güreşi kürümeye, seyirciye taşımaya başladığını görüyoruz. Ekranlarımızda olmayan ama tempolu olan güreşlerde şimdi roller değişti. Orada bir kas karadı, bir budama, puanlama. Neler olacak? Güreş karıştı ama hakemler güreşi durdurdu. Tam da kenara geldiğinde güreşte bir karışma oldu Menderes'in. Orada bir hata vardı. Tam da yakaladım demişti.
Menderes'e. Evet, dışarıda ekranımızın olmadığı bölgedeki bu önemli pozisyonu da radyo formatıyla sizlere aktarmış olduk. Bakıyoruz, Süleyman Aykırı bu aralar tempoyu arttırdı. Paçalara indi, paçayı alabilecek mi Arif Akın karşısında? Arif de iyi savundu o bacağı. Seçkin Duman, Hamza Köseoğlu arada arada her ikisi de dizleniyor. Biri dizeldiğinde öbürü de dizeliyor. Neden? Her ikisi de tehlikeli, aşağıdan iyi süzülebilirsinler. Bu noktada o tehlikeyi yaşamamak için alanı, hücum alanını kapatmak için her ikisi de dizelebiliyor. Sevgili Bülent Yağcı. Tansiyon tabii çok puanlama, yükseldi. Puanlama güreşinde tabii artık biraz önce sen de söylemiştin roller değişebilir diye. Yıldıray Pala biraz daha fazla puan almak için hamleler yaptıkça Cengizhan Şimşek'i zorladı ve Cengizhan Şimşek de bu hamleleri karşılamak adına biraz faul hareketlerde bulununca bunu da çayır hakemi yakaladı ve tereddütsüz sarı kartını gösterdi. Bu arada Yunus Emre Yaman. Yunus Emre Yaman. Bu arada Arif Akın da Süleyman Aykırı'yı galip geldi puanlamada. Evet, Arif Akın Süleyman Aykırı'yı mağlup etti puanlamada. Az sonra puanları tekrar izleyeceğiz değerli güreşseverler. Ve baş pehlivanlarımız da artık 1, 2, 3, 4, 5 çift kaldı. Antalya tribününde tansiyon arttı. Bu arada Cengizhan mı? Yıldıray mı? Arkaya doğru kaslaktan çekti ve hakkımı helal etmiyorum dedi. Yıldıray. İşte olması gereken bu. Şimdi ondan olması gereken bu. Olması gereken bu. Yıldıray'da bir kanama var. Evet, Yıldıray Akın'ın Yıldıray Pala'nın sol göz altında veya gözünün ucunda sol tarafında herhalde bir açılma var. Oradan ekrana da yansıdı bu gözündeki kanama. Demek ki Yıldıray Pala'nın Cengizhan Şimşek'e o serzenişi haklı. Yani gözünde bir açılma olduğu için demek ki Cengizhan Şimşek faullü bir güreş ortaya koydu Yıldıray Pala karşısında. Hamza Köseoğlu ikinci ihtarını aldı. Hamza Köseoğlu ikinci ihtarı aldı. Seçkin Duman, Hamza Köseoğlu, Seçkin Duman ve Hamza Köseoğlu iddialar noktasında karışık güreşin, tempolu güreşin neticesi olarak ortaya çıkıyor. Değerli güreşseverler. Evet, her iki baş pehlivana da Okan ve Şahali'ye, iki Korkut Elili'ye İhtar anonsunu hep beraber izledik. Bu arada Menderes'in artık yavaş yavaş gizlendiğini, Ali Yanatman'ın ataklarını Bekir Argücel ve Serkan Sert Türkiye'de aynı şekilde ikinci ihtarlar verildi. Bu ne anlama geliyor sevgili Bülent Yağcı? Evet, bir daha tekrarlar mısın? Baş pehlivanlarımıza seri şekilde ikişer ihtarlar verildi. Bu ne anlama geliyor? Yani tabii artık üçüncü ihtarı da alırsan diskalifiye olursun. Çalışın. Rakibin karşısında çalış diyor ama her iki baş pehlivana da aynı anda ihtar verirlerse yani ikiniz de çalışın,
her an ikinize de üçüncü ihtarlar verilip ikiniz birden diskalifiye olursunuz. Tabii. Bu arada Hamza döşendi aşağı, yandan iyi döndü, kasnağı buldu, arkaya dönebilecek mi? Burada da bir anda orada bir açılma var mı? Arkaya doğru dolmaya çalışıyor. Seçkin Güreş açıldı, gerdandan çekti, sırt aşağı yatırdı. Seçkin Duman muazzam rallide son sözü Seçkin Duman söyledi. Seçkin Duman geldi. İşte o harika ralli Seçkin burada bir anda budadı. Bu arada Ali Yalatma da arttan temposuyla puanla tamamladı ve bir üst tur adını yazdıran diğer isim oldu. İşte burada bakın gerdandan bir anda öne doğru çekti ve puan aldı. Gençliğin ve hızın etkisi burada çok net bir şekilde ortaya çıktı sevgili Bülent Yağcı. Sevgili Soner Yasak, heyecanlı anlar. Zaten böyle beklemenin bitmesini beklediğimiz bir karşılaşma değil mi hocam? Evet. Yani artık yavaş yavaş puanlama güreşinde genç başpehlivanların güreşlerinin olgunluk dönemindeki ustaları tabir edebileceğimiz başpehlivanlar karşısında biraz daha seri atak güreşi tercih ederek puanlarını alarak yollarına devam etmeye başladılar. Evet, ikili pencere ile şu anda er meydanımızda iki çift güreşimiz kaldı. Her ikisinin, bu iki karşılaşmadaki evet, baş pehlivanlarımızın da ikişer ihtarları var. Evet. Şahali Kurt'un da iki, Okan Acar'ın da iki ihtarı var. Yine Bekir Ergücel. Bekir Ergücel ile Serkan Sertürk'ün de ikişer ihtarları var. Yani evet, çalışmayan baş pehlivan her an üçüncü ihtar alıp diskalifiye olabilir. 16 numaralı hakemin eline baktığımız zaman mavi kurdelesini çalış diye uyarıyor. Mavi kurdele kimde ona bakıyoruz. Kırmızı Bekir Arcel'de. Bu da Serkan Sertürk için kırmızı bir alarm anlamına geliyor. O mavi elin çalış. Baş pehlivanım çalış. Evet, artık sözlü uyarılar da geldi. Bekir Arcel artık belli ki güreşin inisiyatifini ele geçirmeyi. Zaten ilk ihtarı da verdiren isimdi bu arada. İyice de Serkan geriye doğru geldi. Hakeme dikkatle bakıyoruz. Serkan Sertürk'e uyarılar var. Güreşin inisiyatifini moral olarak, istek olarak, arzu olarak ele geçirdi Bekir Ergücel. Şuursuz bir dalış. İki düz yerde kaldı. Az önceki hakemin iddialarıyla beraber Serkan Sertürk'ün artan bir temposu var. Ama bu etkili değil. Neden? Çünkü menzilin dışında çift paça aşağı iniyor. Bu da Bekir için hem bir avantaj. Nasıl avantaj? Bu hareketler fazladan enerji kullanmasına da neden olduğu için Bekir'i biraz daha enerjik tutabilir. Aynı zamanda iki diz yerde kaldığında işte böyle hamle kalabilir. İşte gündeye bağladı. Arkaya da olabilecek mi? Buldu buldu. Serkan Sertürk oradan gerden çekebilecek mi? Bekir Ergücel hayır, oradan kalktı, aldı bacağı ve harika bir pozisyon indirdik. Tüyler diken diken oldu. Değerli Bülent Yağcı, Soner Yasak, çok keyifli bir birinci tur izliyoruz. Evet tabii Serkan Sertürk senin de söylediğin gibi ikişer ihtarları olduğu için evet, arkaya geçti, burguyu buldu, her an sarpabilir ve puan aldı. Artan temposunu puanla tamamlayan Bekir Ergücel. Harika bir atmosfer. İşte Kırkpınar, işte heyecan. Ve şimdi artık bir çift baş pehlivanımız kaldı. Bakalım onlar. Baş pehlivanlarımızın ikinci tur kuralı saat 17 civarı geçebilecekti. Baş pehlivanlarımızın bu yönde hazır olmaları önemli bir yol. 17, saat 17'de. Evet. Baş pehlivanlarımızın ikinci tur kuralları. İkinci tur kurallarını cazgırlarımız anons etti. Tabii ki şu an er meydanında kalan tek çift baş pehlivanlık puanlama mücadelesinin artık bitmesi bekleniyor. Tabii o güreş bittikten sonra da anons saat 17 olarak, yani saat 5'te ikinci tur kuralları çekilecek. Ön eleme yapan baş pehlivanların Şahali Kurt, Okan Acar arasındaki
Kalan tek çift baş pehlivanlık ön eleme birinci tur puanlama mücadelesi. Evet sevgili Halil Bağdat, hemen ben yine Şahali Kurt Okan Acar arasındaki puanlama mücadelesi devam ederken bu arada turu geçen baş pehlivanların isimlerini bir kez anons etmek istiyorum. Bekir Er Yücel Serkan Sertürk'ü mağlup ederek ikinci tura devam etti. Yalçın Öncü Mecid Yıldırım'ı mağlup etti. Yunus Emre Yaman, Salih Erinci mağlup etti. Seçkin Duman, Hamza Közoğlu'nu, Cengizhan Şimşek, Yıldıray Palay'ı, Feyzullah Türk, Rıza Yıldırım'ı, Arif Akın, Süleyman Aykırı'yı, Ali Yanatma, Menderes Saltı'ı, Semih Turgut, Onur Balcı'yı, Hamza Özkaradeniz, Kaan Kaya'yı mağlup etti ve ikinci tur adını yazdırdı. Tur atlayan Hasan Cengiz de ikinci turda kurasını çekecek. Hatta o tahmin ediyorum ki bir numarayı ona verecekler. Evet, ekranlarımızdaki son güreşin kahramanları Şahali Kurt Okan Acar, her iki Antalyalı ve Korkut Elili isim. Her ikisinin de ihtar olduğunu seyircilerimize anons edelim. Ama bu karşılaşma özelinde dikkatimi çeken bir detay var ki ondan bahsetmesem haksızlık olabilir. Osman Yasak. Osman Yasak şu anda 8 numaralı önlüğüyle müsabakayı, güreşi yöneten hakemimiz. Bakın, hakem kardeşlerimizden işte görmek istediğimiz, arzu ettiğimiz yaklaşım. Sürekli hareket ve güreşi merkeze alan, çaprazda kalmayan, aksiyon bölgesinin tam ortasından güreşi süzen bir yaklaşım. Teminden beri hakemimize dikkatli şey yapıyorum. Bakın, hiç sabit durmuyor. Bir sağa bir sola. Kameraların asla açısını kapatmadan bu güreşi yönetiyor. İşte bu noktada hakemimizin yönetim şeklini, müsabakaya aldığı mesafeyi çok başarılı buldum. O da dikkatimi çekti. Bundan da bahsetmek istiyorum. Tebrik ediyorum 8 numaralı hakemimizi. Osman Yasa. Harika. İnşallah 40 pınar boyunca bu süper pozisyon alma işlerini görmeye devam ederiz. Şahali paçalara iniyor ama çok cılız. Hemen geri çıkıyor. Neler olacak? Burada şunu söyleyebilirim. Şahali paçalara inerse küçük boyuyla, kısa boyuyla daha doğrusu, altta toparlanabilir, kült kalabilir, kült. Bu noktada yukarıdan bağlanan pehlivanlar için koltuk altlarından sıyrılabilme avantajı elde edebilir. Tabii elde paça varsa Okan'ın buna dikkat etmesi lazım. Bakıyorum, mavi kurdele, mavi el daha fazla çalışıyor bu dakikalarda. Bu da Okan'ın pasiviteye doğru gittiği anlamına gelebilir. Her an bir ihtar gelebilir. Hakemin sağ eli ve sol eli aynı baş pehlivanlarımızı izler gibi izlememiz gereken diğer noktalar. Bu arada Kahraman Şişman da gene müsabakayı, güreşi başka bir açıdan dikkatle izlediğini dipnot olarak geçebilirim. Evet, 8 numaralı hakeme de arada bakın, harika işler yapıyor değerli güreşseverler. Bu tutumu çok beğendim, onun için defalarca söyleyebilirim. Güreşe heyecan katan ve kamera açısını kapatmayan bir diyorum. Bu arada Okan Acar tempo yapmak istedi ama Şahali yukarıda da kısa ve kült kaldığı için o bölgeyi iyi kapatıyor. Karşılaşmanın inisiyatifini Okan birkaç dalış gösterse de kısa kalıyor, dizler kırılmıyor. O bölgede daha bu arada paçayı kaptı sahilli ama orada paçayı kurtarmayı başardı Okan. Şu anda Okan dalıyor ama bunlar cılız ve hamle vermeyecek. Cılızın ötesinde biraz Okan Acar'da yorgunluk belirtisi var, var gibi geliyor. Çünkü daldığı zaman daldığı yerde kalıyor. Şu anda Şahali Kurt artık kaslaktan ve yukarıdan da enseden de Okan Acar'ı rahatsız etmeye başladı iyice. Hissetmeye başladı hocam. Artık yani ağırlığını hissettirmeye başladı Okan Acar'a. Çünkü Okan Acar'da o yorgunluk hissini Şahali anladı gibime geliyor. Aynen öyle. Okan'ın artık stratejisini değiştirmesi lazım. Yukarıdan çift kafa çekti.
çift bastı, paçaya indi. Ahmet Taşçı stili yapıyor şu anda. Okan Acar ama dizi, düzeltiyorum, Şahali dizi yere koymadan bunu yaptı. Paçayı yakaladı, orada sürüm arkaya geçebilecek mi? Evet, geçti mi? Orada şu anda Burgu'yu bağladı ve Payanda'ya oturdu ama Payanda da kol bastı. Hedefini bulmayınca az önce Bülent işte Hocam'ın da söylediği gibi. Yani Okan Hoca, Okan Acar'da artık yorgunluk belirtileri iyice had safhaya ulaştı ki. Yani o puanı verdikten sonra çayırdan kalkamadı. Peki şu olabilir miydi sevgili Soner Yasak ve Bülent Yağcı? Bu arada hani mavi el çok çalışıyor orada uyar anlamında. Daha önce bir yani ihtar çıkabilir miydi? Çok uzun sürmedi mi bu ihtar süreci? Yani şimdi şöyle, tabii ki artık Okan Acar'ın da biraz yorgunluk belirtisi dışarıya da yansımaya başladığı için artık Şahali'nin burada hamle yapıp puan alabileceğini tahmin ettikleri için üçüncü ihtarı verip de ihtarla atmak istemediler olabilir yani. Evet, yenişlerin tekrarları geldi. Bu arada az önce dedik ya hani güneş çıktı, film artık değişecek. O güneş Okan Acar'ı Şahali'den bile fazla hırpalamış olabilir. Eski bir pehlivan olarak bunu da söylemek istiyorum. Evet, yenişlerin tekrarlarıyla sizlerle bu tura veda edeceğiz. Ve az sonra ikinci turda diğer ekip arkadaşlarımız ekip gelecek. Arkadaşlarımız evet. Sizlerle beraber olacak. Bu turda sizlerle beraber olduk. İnşallah sülçülisan ettiysek affola. Bülent Yağcı. Evet, sevgili Halil Bağdat, hemen ben artık bu 23 baş pehlivanın birinci tur ön elemede ikinci tura kalanları hemen bir kez daha hızlıca tekrar edeyim. Bekir Eryücel, Yalçın Üncül, Yunus Emre Yaman, Şahali Kurt, Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Feyzullah Aktürk, Arif Akın, Ali Yanatma, Semih Turgut, Hamza Özkaradeniz ve 23 numarayı bulan Hasan Cengiz de tur atlamıştı. Böylelikle 12 baş pehlivanımız saat 15'te anons edildiği gibi ikinci tur ön eleme kurası için er meydanına çıkacaklar. Tabii ki senin de söylediğin gibi ikinci turu bugün içerisinde diğer ekip arkadaşlarımız yorumlayıp anlatacaklar. Tabii biz bugünlük bu kadar. Ekran başında bizleri izleyen değerli güreş severlere şimdilik hoşça kalın diyoruz ama yarın yine açılış töreni var Kırkpınar'ın. Orada yine canlı yayın anlatım ekibi olarak hep beraber olacağız. Cumartesi, pazar da yine ortak canlı yayın anlatım ekibi olarak yine değişerek, turlarda değişerek güreş seyircisiyle eli öpülesi, güreş sevdalısı, bizi izleyen değerli güreş severlerle yine birlikte olacağız. Şimdilik ben de değerli güreş severlere iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. 17'de. Evet, 17'de. Baş pehlivanlar ikinci tur kuralları çekecek Soner Yasak. Saat 17'de bizlerle olmayı unutmayın değerli güreş severler. Hepsi bizim kardeşim. Bak burada çatır çatır geldi güreştiler. Bu arada tabii Osman Yılmaz'ımıza geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun değerli izleyicilerimiz. Yürekten geçmiş olsun. Şaban Yılmaz kardeşimize selamlar olsun. Güzel bir açıklama yapmış. Yani şimdi işler biraz daha kalite bazında bakıldığında yarın Sime Allah razı olsun Tarık Sarman'dan. Benim babamın oğlu. Ben Tarık Sarman'a söylerken delikli kuruşu benim kanalıma girmemiş. Bize tenzih ederim. Girmemiş. Ama o Türk güreşini akıtıyor. Neden Tarık Sarman'ı severek söylüyorum ya? Ağalıktan gelmiş. Elmalı güreş ağalı yapmış. Çayıra katkı sağlamış. Sağlamaya da devam ediyor. Şimdi bu protokoller de ikili ilişkilerle geldi. Şimdi Sayın Türk İş Federasyonu Başkanı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı büyük düşünüyor. Küçük düşünen adamlarla büyük hedeflere ulaşamazsınız. Küçük düşünen zihniyetlerle tarihi Kırkpınar'ı, somut olmayan kültür mirasımızı güncelleyemezsiniz. Büyük düşünen liderler bunları taşır genç kuşaklara. Yanlış mıyım Recep? Bence... yanlış mıyım? Evet, usta kesinlikle. Araya girmek istemiyorum. Çok güzel konuşuyorsun çünkü evet. Ama eklemek istiyorum burada. Aslında bugün birçok kendi âli menfaatleri düşünenlerin
kaotik ortam yaratılması noktasında, oluşması noktasında çok büyük arzuları vardı ama Sayın İbrahim Türkiş sadece iyi bir iş adamı, sadece iyi bir siyasetçi değil, iyi bir yönetici olduğunu da bugün burada herkes ispatladı. Kaç defa hastalandı adam ya, bırakmamıştı. Gidelim beraber bakalım. Herkes önüne baksın. Bir Seyfet de senin mi diyor? Ya kardeşim bir noktadan sonra ben bazı boylarda büyük yaşında adamları gençleşsin ya. Şu küçük orta küçük boydaki enflasyonu bir artık bitirelim. Yanlış anlama, bir noktada onu altını çizmiyorum. Hep bir enflasyon, bir yerlerde bir şeyler oluyor. Diğer boylarda da böyle. Ama bugün alt boylarda inşallah bazı şeyler düzelecek. Düzelecek da, hatta bunun müjdesi ver ama ben vermeyeyim. Sen de vermiyorsan Sayın Zaynopur verecek. Düzelecek. Bu, alt boylarda özellikle desteğe kadar olan bütün gençlerin tüm CV Enerji Ligi'nde tam noktada güreşebilme noktasına önü açılacak gibi. Bu şimdi talimatnameler değişecek, gelişecek daha doğrusu. Sayın Mahrem Alan'da bunları isimledi. Herkes de duyarlı bir insan. Kimse sırf dönmüyor. Herkes ciddiye alıyor. Bu kötü bir şey değil. Ancak bunu suistimal edilmesi bizi rahatsız eder. Bu güzel açıklamaları başkandan bekliyoruz. İnşallah. Sevgili Duray, orada bir sakatlık oldu. Nedir hemen Seçkin evet, Duman? Orada Seçkin Duman, Semih Turgut evet. Mücadelesinde Semih'in sağ ayağında bir kramp girdi herhalde hemen. Sağlık ekipleri orada müdahale ediyorlar. Çok hızlı başlayan bir Cengiz Han Şimşek, Yalçın Öncür mücadelesi. Recep Sultan da dediği gibi ayağa kalkınca güreş normale döndü. Bence artık bu karşılaşmaların hepsi puanlama kokan karşılaşmalar diye tahmin evet. ediyorum. Yeniş olmazsa. Amos'ta şunu da söyleyebilir miyiz? 2023 yılı CV Enerji Ligi'nden gelen evet. buraya katılmayı hak eden 32 baş pehlivana ve 27 tane ön öneme geçen değerli kardeşlerimiz, baş pehlivanlarımız bugün maalesef ki 15 tanesi Kırkpınar hayallerine veda etmiş olacak. Ama şu evet. bir Kırkpınar'da ilk onları evet. okumadım. Kırkpınar'da bir ilk yaşıyoruz ve bunlar da bizlere nasip oldu işte. İbrahim Türküş Başkanım yapmak istediği buydu. Gerçekten evet. bugün bunun meyvelerini topladık ve önümüzdeki yıllarda 2024 evet. yılındaki CV Enerji Ligi'nin ilk 3 haftasının puan evet. durumu da şu anda elimizde. Bunlar da evet. Değerli güreş severler, VAR sistemi, VAR sistemi bugün tabii başka bir branştan tabii örnek vermemiz gerekirse otoşaf yarısında hepsi takımın golü VAR sistemine ithal edilebilir. Yani geçersiz değil. Ağlı güreşte de senin federasyon başkanı da şimdi getirdiği VAR sistemi o kadar güzel işler yapıyor ki geçtiğimiz biliyorsunuz Kocaeli'de İsmail Balaban orada VAR sisteminde bir pozisyona itiraz etmişti. Bakıldı, bakıldı, bakıldı. İsmail Balaban devam eden müsabakanın galibi ilan edildi. Burada Ali Veli değil. Bir sistem var. Kurumsal noktada hızla ilerleyen bir federasyon var. Allah hepsine kolaylıklar versin. Her şey mükemmel olacak diye bir şey yok. Mutlaka var ama empati yapan bir lider, bir başkan var. Dönelim güreşe. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Cengiz Han Şimşek hızlı başlamıştı. Yalçın Güncül mücadelesine. Seçkin Duman keza o da öyle başlamıştı. Ali Yanatma, Hasan Cengiz. Ali Yanatma burada biraz daha baskın Hasan Cengiz karşısında. Oysa Hasan Cengiz birinci turu güreş yapmadan geçmiş olmasına rağmen çok hareketli Ali Yanatma. Hasan Cengiz karşısında orada bir kas kanadı. Veya şimdi deneyebilir, araştırıyor, bakıyor, yandan kazığı vuruyor, baskısını arttırıyor Ali Yanatma ama Hasan Cengiz bu ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Semih Turgut Seçkin Duman mücadelesinde Seçkin'in Semih karşısında ısrar var. Şöyle bir sinirlendi Semih Turgut. Reşat Turgut abisine de selam olsun. Körfez'e, Karamürsel'e, Galaba Belediye Spor Kulübü'nün başpehlivanı Semih Turgut. Bekir Er Yücel, Yunus Emre Yaman. Yaman bir mücadele bu. Er Yücel karşısında Yunus Emre Yaman. Sol tarafta ki pehlivan Bekir Er Yücel sağda şu an iyice dayandı. Göğsüne Yunus Emre Yaman. Cengiz Han Şimşek, Yalçın Üncü. Bu güreş can yakacak. Gerçekten can yakacak bir güreş. Recep şöyle bir bakıyorum da hakikaten Yalçın da Cengiz de bu turu hakkını vererek yani böyle ilmik ilmik böyle o motifi işleyen incelikte bir güreş. Evet ben Cengiz Han Şimşek'i %51'e %49 önde gördüm ilk dakikalarda ama artık %50-%50 ikisi de şansı. Ortada Cengiz Han Şimşek Yalçın Öncül mücadelesinde Yunus Emre Yaman, Bekir Er Yücel aynı ölçüdeler. Semih Turgut, Seçkin Duman biraz daha hareketli olduğu
söylenebilir. Ali Aratmasan Cengiz mücadelesi de çok sert geçiyordu ve ara ara dalga dalga birbirlerine atakları söz konusu. Çayır hakemleri de çok çok deneyimli isimlerden. Çok önemli. Onlardan da bahsedelim. Evet, sende söz. Evet, özellikle şu anda sol alt kadrajda Türkiye Abi Güreşi'nin A klasmanındaki en önemli hakemlerinden çok değerli bir Önder Gürmez. Avrupa şampiyonu. Ve bu çaylarda da Sezgin Yüksel'le büyük orta finalleri var. Çok çok deneyimli bir A klasmanı çayır hakemleri. Belki de hakemlerin en az konuşulacağı bir kırpınlar yaşayacağız. Olga'ya bakıyorum hemen. 2 numaralı sırt numarası Olga İnce ve şimdi 4 numarayla üstlü patron geliyor. 10 yıldan fazla meydan baş hakemliği yapmış. Baba eski Sinanlı'nın gururu. Kırklar elinin. Ve sevgili Şişman'ı görüyorum. 1 numaralı. Kahraman Şişman, evet. Çayırların en özel çayır hakemlerinden biri. Kahraman Şişman. Peki puanlama kokuyor demiştik. Puanlama yaklaştı. Bu hususta görüşü nedir? Evet, artık hepsi gram gram derler ya, öyle güreşiyorlar. Artık risk almıyorlar. Türay Kanat, sen ne diyeceksin? Usta, ya bu saatten sonra ekranlarda izlediğimiz 4 tane baş pehlivan Kırkpınar hayallerini 2024'de veda edecek. Bu gerçekten onlar için sevindirici bir bölüm, için biter üzücü bir bölüm ama maalesef ki maalesef 4 tanesi hayallerine devam edecek, 4 tanesi de veda edecek. O yüzden hepsi çok temkinliler. Bence birkaç dakika içerisinde puanlama anonsunu duyarız zaten. Saate yaklaştı. Evet, Bekir Er Yücel'e bir ihtar geldi bu arada. Değerli güreşseverler, onu da hemen notlarımız arasına almış olduk. Ben tamamen dediğim gibi hala söylediğimin arkasındayım. Tamamen puanlamaya kadar, puanlama kokan mücadeleler diyorum. Çünkü sürede çok yaklaştı. Birkaç dakika içerisinde evet, puanlama anonsu gelecektir. Az önce bir gerilim oldu sağ alt kadrajda. Seçkin Duman ve Semih Turgut mücadele. Güreş biraz sertleşti. İki hemşehri ama çayırda son 40'a kalabilmek için nasıl bir mücadele ortaya koyuyorlar? Şimdi burası Kırkpınar. Hayallerin rüyaları zirvesinde. Adam buraya gelmeden terliyor. Kırkpınar'ı yaşıyor. El ele maç akşamı. Biraz önce bir şey söyledin sözlerine başlarken. Kırkpınar baskısı, bu ambiyansı, bu atmosferi kaldırabilmek her kalbin motor ünitesini nasip olmuyor. Olmuyor. İşte adrenalin bu noktada. Seçkin'e bakıyorsun. Kars'ta Semih Turgut var. Ailece, aileden ya. Reşat Turgut abisi yıllarca baş pehlivanlık yapmış. Saygın bir kariyeri var. Efendi ağırbaşlı. Bugün Semih Turgut ailesinden en tecrübeli baş pehlivan. Karşısında da yine Kocaeli'nin önemli bir ismi Seçkin Duman. Eli avuca sığmayan bir yıldızı. İşte bu baskıyı da iyi minimize edebilen, iyi güreş o yarım saatlik bölümde en iyi şekilde planlayabilen, o baskıyla da mücadele edebilen, işte tecrübe burada ortaya çıkıyor. Ben özellikle hem bu turda hem de cumartesi günkü eleme turlarında sabırlı olabilenin, o baskıyla da mücadele etmeyi başarabilenin daha çok öne çıkabileceği bir eleme günü planlıyorum, düşünüyorum. Daha doğrusu öngörüsünde bulunuyorum. Ama şu bir gerçek, cumartesi günü 36, pazar günü de 38 derece hava sıcaklığı söz konusu olacak. Bu performans olarak çok çok önemli bir katkı sağlayan pehlivanın öne çıkacağı bir öngörüsünde bulunabilirim bugünden hemen, itibaren. Hemen ikiniz de kısa ve görüşlerini almak istiyorum. Peki Biyoritim bu noktada aman yağış olmasın. Geçen sene burada Tanju Yenici'mizi kurban ettik. O berbat. Uzun yıllar ilk defa bu kadar kötü bir ar meydanı vardı. Saray içi ar meydanı. Aman öyle olmasın. Hava Biyoritim olarak ısı yüksek olsun. Peki evet, bu Akdeniz'in özellikle ikliminden gelen pehlivanlarına Türay nasıl bir avantaj sağlar? Sağlar mı? Evet, Akdeniz pehlivanlarına kesinlikle sağlar. Onlar sıcak havada güreşmeye çok alışkınlar. O yüzden muhakkak onlara çok iyi yarayacaktır. Ama dediğin gibi inşallah yağmur da çok aşırı yağmaz. Dediğin gibi Tanju'ya geçen yıl hepimiz çok üzüldük. O yüzden bu yıl evet, bir pehlivanımıza daha üzülmeyelim. Ama ben inanıyorum evet, ustanın da dediği gibi hava sıcaklığı yüksek gösteriyor. Bu da Akdenizlik baş pehlivanlara faydalı. İkinci ihtar geldi bu arada. Aliyan Atmaya. Evet. Yaz Aliyan Atmaya. Evet, senin görüşlerin de ben de katılıyorum önemli. Türay Karanfil'e. Özellikle Orhan Okulu, İsmail Balabay ve Yusuf Can Zeybi'nin pazar günkü
Evet, puanlama anonsu. Evet. Puanlamadayız. Devam edelim bu hususta. Özellikle üzerinde. Bu 3 ismin pazar günkü eğer finaller gününe kalırlarsa o dinamizmi ve dayanıklılıklarıyla o çeyrek finalli yarı final eşiğini aşabilecekleri öngörüsü bulunabilir. Hemen 2015'e gidelim mi? Orhan Okulu hemen şurada kulenin önünde Fatih Atlı. 2014'ün altın kemerli Fatih Atlı mücadelesini Orhan Okulu hatırlıyor musun? Nasıl bir galibiyet? Hatırlıyor musun? Pes etti. Hani, şok etti değil mi herkesi? Böyle kaldı ya. Ama her şeyini ortaya koydu, oraya kadar dayanabildi. Şimdi havanın ısısından bahsediyorum. Evet. Yani bu avantajı, dezavantajı çok biyoritim. Yani bunun spor, özellikle Ahmet Taşçı'yı görüyoruz. Efsaneye bak, Allah uzun ömürler versin. Kadir Birliği gördüm orada. Evet. İşte bunları anlatacağız biz. Ustalarımız gelmiş burada. Allah uzun ömürler versin. Amin. Kadir Birliği'nde anneciğine rahmet diliyorum. Güzel ustamızın abisi, annesiydi değil mi? Evet. İşte şu an ekranda tekrar evet. Getirdi. Kadir Birlik. Hemen yanında Tekirdağ eski belediye başkanımız. Adem. Eski Çorlu da olabilir. Çorlu olabilir. Çünkü Danışment. Tamam. Çorlu şeyi o Adem Danışment miydi? Danışment. Tam soyadını hatırlayamadım. Evet. Değerli güreşseverler, şimdi puanlamaya gittik. Ben hemen tabii bu biyoritminin dezavantajı avantaj noktasında diyorum sevgili Recep ve Osman Şenel'i gördüm. Kadirlik hemen yanında Davut Aslan orada. Evet, Mustafa Aslanlar Arslan. Gibi ustalarımızı gördüm. Kırkdağ uzunamız. Zurnalarımız. Edirne ekibi Fahrettin ve özellikle ustamıza, Harettin Zurnacı, Alaaddin Zurnacı ustalarımıza da selam olsun. Hemen sözü orada bitirelim istersen, havada kalmasın. Biyoritim özellikle sporcular üzerinde, ustaların, antrenörlerin iyi hesap stratejide, yani bir yere gidiyorsun, havanın iklimine bakıyorsun, yağmuruna bakıyorsun, oradaki pehlivanın durumuna bakıyorsun, ona göre kendini hazırlıyorsun, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bunlarda da böyle bir durum var ve o senesi gerçekten işte Hasan Aydın'ı görüyorum orada ve Halil Öztürk ve Hakan Çetin'i gördük. Elmalı adına değil mi? Önemli isimler. Elmalı da yaklaşıyor gördüğümüz kadarıyla. Kimler var? Şöyle bir tarıyor sevgili Fatih. Recep Kılıç. Recep burada. Kılıç ustamız orada. Yine Mustafa Aslan'ı görüyorum. Alparslan Arslan. Pardon, Mustafa Aslan'ın abisi Alparslan Arslan. Sülaleden pehlivan baba evet. Orada. Evet, değerli güreşseverler, şimdi 4 pehlivan belli olacak. Allah nasip ederse 4 çift devam ediyor. Türay, hemen bir hatırlatalım mı? Bugün 1. turda neler oldu? 2. turda kurada kimler 4 pehlivan hemen 36 pehlivan arasına girdi? Bu bilgileri senden almak istiyorum. Evet, 1. turda Bekir Eryücel, Serkan Sertürk'ü puanlamada geçmişti. Yalçın Üncül, Mecit Yıldırım'ı normal sürede, Yunus Emre Yaman, Salih Erinci puanlamada, Şah Ali Kurt, Okan Acar'ı puanlama mücadelesinde, Seçkin Duman, Dadaş Hamza Köseoğlu'nu geçmişti puanlamada, Cengiz Han Şimşek puanlamada, Yıldıray Palay'ı, Fezullah Aktürk normal sürede Rıza Yıldırım'ı, Arif Akın Süleyman Aykırı'yı, Ali Yanatma, Menderes Saltı, Semih Turgut, Onur Balcı'yı ve Hamza Özkaradeniz Kaan Kaya'yı geçerek ön elemenin ikinci turuna isimlerini yazdırmışlardı bu turda. 1. turda 23 numarayı çeken Hasan Cengiz 2. turda direkt ismini 1 numara olarak yazdırdı ve 2 numarayı çeken Ali Yanatma ile eşleşti. Yunus Emre, Bekir Eryücel, Semih Turgut, Seçkin Duman, Yalçın Üncül, Cengiz Han Şimşek bu turda 4 çift 8 baş pehlivan güreş yapıyor. Şah Ali Kurt, Feyzullah Aktürk, Arif Akın ve Hamza Özkaradeniz cumartesi günkü 40 ismine şimdiden isimlerini yazdıran ilk 4 baş pehlivanımız oldu. Kurallar gereği tur atlayarak bu turda dediğim gibi 4 tane baş pehlivanımız 2024 Kırklar hayallerine devam diyecek. 4 tanesi de tamam diyecek. Bakalım hangisi üzülecek, hangileri sevinecek, biz de merakla evet. Bekliyoruz. Puanlamalar da başladı bu arada değerli güreşseverler. Evet, gerçekten şu an nefeslerimizi tutabiliriz. Gelen tabii mesaj okuyamıyoruz değerli güreşseverler. Aldığımız ortak karar bu. Firma isimleri, gelen selamlar. Hepinizden Allah razı olsun. Ben hepinizi yürekten hem kutluyorum ve de bu güzel samimiyetinizden ötürü de tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Burada da büyük hatıralarımız var. Meltem Burak Güvenir, yine Buse Tosun, Serkan Üydüler. Bu sahada evlendiler. Gelin damat o şeye bir Recep hatırlıyor musun? Evet. Milli kadın güreşçimiz Burcu özellikle eşi Serkan Üydüler'in. Bugün yeni pehlivanlar geliyor Allah nasip ederse. Soner Toto. Evet.
Yeniyor ama Edirne'de de bir baş pehlivan çıksın artık. İnşallah. Bugün İnşallah Ahmet Yavuz var şeyde kulede aşağıda mutlu oldum. Evet. Bu arada Mustafa Doğan Özkaya'nın Edirne Belediyesi'ne transferi bugün konuşuldu ama bilmiyorum net bir değil mi bize de dönerse bilgi aktarırsa. Güzel haberler bunlar. Edirne Belediyesi'ne. Evet. Evet. Trakya arada... Birlik değil. Trakya Birlik adına Rıza Yıldırım güreşti. Ha, ama Edirne da... Belediyesi'ne sanırım Mustafa Doğan Özkaya'nın ismi konuşuluyordu. Bilmiyorum. İnşallah. Onu teyit etmek durumundayız. Şunu zikredebiliriz. Avukat Filiz Gencan Akın'ı. Evet. Cumhuriyet tarihinde Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı ve güreşle de içti bu da Sayın Başkan da inşallah bu projelere destek veriyor pehlivanlara. Edirne'mizin de evet bu arada hemen hatırlatalım Recep. Evet Hasan Cengiz'e sert güreşli gerekçesiyle bir sarı kart verildi kule hakemleri tarafından. Güreş evet. Artık sertleşti bu normal olan. Hemen girelim güreşlere. Evet. Recep bir tempo yapalım. Orada gerçekten Hasan Cengiz biraz daha baskı kurdu. Agresif güreşecek diye düşünüyorum. Dedi ki tur başında gaddar baş pehlivan dedik evet. Hasan Cengiz için. Ali Çok pehlivan pomak güreşlerine nasıl gaddarlığını ilan etmiş ta günümüze kadar gelmişse. Hasan'ı da ben öyle görüyorum. Korkut elinin yiğidi diyorum. Aslında bana çok mütevazi normalde öyle. Ama güreştiğinde abi ben kendimden geçiyorum yenebilmek için. Kurallar dahilinde her şeyi yapıyorum ama bazen dışına çıkabiliyorum. Affına sığınıyorum. Güreş severlerin bizzat bana söyledi. Çok pırlantekin bir yüreğe sahip. Ali Yeratma da çok centilmen bir baş pehlivan. Şu anda mücadele kızıştı. Her an bir puan çıkabilir. Erken bir puan eğer çıkacaksa bu dörtlü karede ben Ali Yeratma ve Hasan Cengiz mücadelesinde olabilir. Evet. Muhtemel bir puan çıkabilir. Turay. Evet. Gerçekten artık puanlamalar da başladı. Hiçbir şekilde hatanın telafisi olmayan bölüm başladı diyebiliriz. Hata yapan 2024 yılı Kırkpınar hayallerine veda edecek. Değerli güreşseverler şu anlarda ekranlarda izlediğiniz 4 baş pehlivandan kazananlar cumartesi günkü kırk turuna isimlerini yazdırmış olacaklar. Şah Ali Kurt, Feyzullah Aktürk, Arif Akın ve Hamza Özkaradeniz bu turda kurallar gereği tur atlayarak 32'den sonra ismini yazdıran ilk 4 baş pehlivan yani 36 baş pehlivan tamamlanmış oldu. Burada ben özellikle Feyzullah Aktürk'e dikkat çekmek istiyorum. Evet. Minder'den hazır geldi biliyorsun. Bundan önceki güreşlerde Orhan Okulu'yla Gaziantep Şahin Bey'de puanlamada ve Manisa güreşlerinde Ali Gürbüz'de ciddi bir puanlamada galip gelmişti. Evet. Minder'den de geldi. İtmanlı hazır geldi. O yüzden Feyzullah Aktürk. Bu arada Feyzullah tekrar Çam Belediyesi'ne transferi gerçekleşti. Çam Belediyesi baş pehlivanı Feyzullah Aktürk. Değerli güreşseverler tamamen ekranda güreş Arnel'in noktası yavaş yavaş tempo artıyor. Cengizhan Şimşek dediğimiz gibi şöyle bir bakın isterseniz Cengizhan Şimşek'in perspektifine bir geçin. Aksiyon alanında Yalçın nereye dönerse Cengizhan oraya dönüyor. Hareket alanını daraltmaya çalışıyor ve gözü tamamen kasnak ve paçalarında. Serin yiğidi Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün değerli başkan Muhittin Böcek'in baş pehlivanı Cengizhan Şimşek. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Mustafa Bozbey'in de baş pehlivanı Yalçın Üncül. Bu maçta kıyamet kopacak. Güreş karıştı, nefesler tutulacak. Ama diğer tarafta şöyle bir bakıyoruz. Yunus Emre Yaman. Yaman pehlivan mı yoksa Ergücel mi göreceğiz. Biraz daha kilolarını boyuyla yaşıyla örtüştüren Yunus Emre Yaman ama bakmayın öyle yağın fazla göründüğüne Ergücel Bekir de Yaman pehlivan karşısında turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Evet Recep seni tuttu Seçkin Duman tempo nabız biraz alındı mı? Evet o da uygun bir açık arıyor ama Semih Turgut'a iyi kapandı şu ana kadar. Dalışları ve koltuk altlarını iyi kapattı. Gözüm sol alt kadrajda Hasan Cengiz'in bariz bir kaptaklarından hücumu söz konusu. Geri geri gidiyor sanırım bir ithal anonsu gelebilir her an Aliyen adını üzerinde. Hasan biraz da o heybetini, fulesini çok rahat o kasnağa geldiği zaman sürümede sıkıntı yaşamıyor. Her an ihtarda gelebilir. Bu arada maçın hakemine dikkat edin. Önler yanılmıyorsam gördüğüm kadarıyla Gülmez. Evet kartına elini attı. İlginç mi? Sarı kartı gösteriyor Önder Gülmez. Yanlış görmüyorum değil mi? Sarı kartını önce ikaz etti. Sanırım, ikaz etti. Evet. İkaz etti.
Turay orada sarı kartını bak gösteriyorum. Bir an evvel. Evet, Ali... Otorite budur işte. Otorite bunu yapacaksın. Ali Yanatma'ya sarı kartı gösterdi. Bu arada Ali Yanatma'nın bir de ithali var. Evet. Hasan Cengiz'in de bir sarı kart olmuş oldu. Kartlar eşitlendi. Kartlar eşit, ihtar sayısı. Ali Yanatma'nın bir fazla ihtarı var şu anda. Evet. Hasan Cengiz'e göre artık her an sonuçlanabilir. Gerçekten ikisi de bunu çok istiyorlar. Hem Ali Yanatma hem Hasan Cengiz. Bakalım hangisi günün sonunda kazanan olup cumartesi ismini yazdıracak. Biz de merakla bekliyoruz. Diğer mücadeleler daha durağan gidiyor. En hareketli mücadele Ali Yanatma, Hasan Cengiz mücadelesi diyebiliriz şimdi ama biraz, şimdi hareketlendi bu pozisyonda. Alçın Öncü'nün avantajı var. Bu pozisyonda Çangal'ı da gördük. Ancak çok ilginç. Nasıl bir yeniş oldu bu Recep Çangal'da gelmesine rağmen dışta. Çok net gördüm. Hikaye beline girdiğinde başladı. Sol ayağıyla da. Yalçın Öncü'nün üstüne bak evet. Evet bir anda. Recep. İşte evet. Bakın tek daldı. Kontra bir ucum yapmak istedi Cengizhan Şimşek. Buradan toparlandı Yalçın Öncül. Bakın havalandırdı. Beline girdi işte. Hikaye burada başladı. Her an buradan bastırabilirdi. Sol ayağını taktı ama müthiş bir kontra ucum. Kontra ucum. Cengizhan Şimşek burada kontra bir ucum yapmış. Ağırlık merkeziyle soluna doğru kapatmış o açığı. Ve favori isimler artık son 40'a yavaş yavaş bir adım attı. Bir kez daha getirelim ekrana. Şöyle bir bakalım değerli güreşseverler. Ama her an yeni şişlere puan gelebilir. Göğüs çaprazından budanmak istedi ama karşıda olmadı. Bir yanbaş denemesi söz konusuydu. Bekir Erdücel o da savuşturdu. Olmadı. Evet. Değerli güreşseverler. Bakın hızlı bir geçiş hemen bir kez daha alalım. İşte bakın tek daldı burada. Dış kasnaktan arayış içerisindeydi Cengizhan Şimşek ama bir anda havalandırdı. Beline girdi, avantajlıydı. Buradan sol ayağını takarak net bir puan almak isterken bakın. Denge tamamen Cengizhan Şimşek'ten yani doğru yanda değildi Yalçın. Belki biraz sabretse şöyle biraz daha ayağa kalkıp o beli kavramaya devam etseydi. Kasnaktan aldı güçlü ama güzel bir mücadele ama oldu. Ama Cengizhan Şimşek tabiriyle Cengizhan Şimşek güçlü gelmiş burada. Şimdi, Cengizhan Şimşek'in soğukkanlılığına değerli güreşseverler dikkat ediyor muyuz? Güray görüyor musun o pozisyonu? Hiç paniklemedi orada. Bu arada Hasan Cengiz dediğimiz gibi. Evet Ali Yanatma'yı mağlup ederek o da adını son 40'a yazdıran cumartesi günkü eleme turlarında olacak. Cengiz düzeltiyorum. Hasan Cengiz. Evet. Evet değerli güreşseverler hemen ekrana geliyor arkadaşlar hemen bir bakalım pozisyona sürüyor. Bu arada ama hareketlendi yönetmen o kadar güzel girdi ki Fatih Bedir pehlivana baş pehlivan. İki mücadele kaldı çayırda. Yayıncılığının da işte dedi bir anda böyle. Evet. Şimdi. Seskin duman evet tam hakimiyet söz konusu evet çok net bir düzgün çaldı çayır hakemi. Şimdi. Evet bu arada yürekten kutluyoruz. Olga İnce, Olga İnce mi? Yanlış görmüyorum. Hemen bir bakalım hakemimize. Ben bilmiyorum ama çok net bir düdük çaldı. Şuradan bir bakalım yakında. Evet Olga Aydin. Hasan Cengiz'in baskısı işte bakın burada. Bence sürüyor. Son anları ekranlara geliyor. Evet artık 3 ihtarla diskalifiye ettirdi. Ve adını son 40'a yazdırdı. Bir not alır mısın? İlk diskalifiye Hasan Cengiz. Rakibi Ali Yanatma mücadelesinde ama Semih Turgut girelim Recep duman. Hemen. Evet Seskin Duman mücadelesi bir anda sağdan kasnakta olduğundan çok iyi savurmuş boşluğa çok net bir puan Seskin Duman'dan buraya kadar dedi bakın artık o üzülmeleri Turay Karanfil söyledi ama evet, biri veda ediyor. Turay hemen bu yenişe puana bir bakalım nasıl gelmiş. Tabii evet. Şimdi burada son puanlama. Tek bir tekrar kaldı. Getirecek arkadaşlarımız diğer güreşleri ama şimdi Yaman bir mücadele var. Yunus Emre Yaman, Ergücel. Bekir Ergücel mücadelesi. Ergücel. Cengizhan Şimşek, Yalçın Öncü mücadelesinde usta. Cengizhan Şimşek yenişinde kazığı hiç çıkartmadı. Dikkat ettin mi? Ne zaman ki anladı üstünlük sağlayacağını. Ya, Yalçın ne kadar üzüldü sözünü kesiyorum burada. Kahroldu Yalçın. Evet, niye? Şimdi orada hareketi ararken hem kasnaktan belki kasnağa devam etse bele gelmeden belki daha da avantajını devam ettirecek. Öyle bir noktadan yaptı ki Cengizhan Şimşek bir kule gibi durdu arkasında. Bütün ağırlığını da üstüne verince kendi oyununa evet. Yenilmek zorunda kaldı. Puanı vermek zorunda kaldı Yalçın Öncün. Biri yenilecekti evet. Ama soğukkanlı olan Cengizhan Şimşek evet, yoluna devam etti. Cengizhan Şimşek'in galibiyet sonrası ki o soğukkanlılığı işte ne kadar kararlı olduğunu ve cumartesiye ne kadar hazır bir Cengizhan Şimşek olduğunu gösterdi. Her ikisini de kutlamak lazım. Bugün kırklar hayallerine veda eden diğer baş pehlivanlara da bundan sonraki lig
güreşliklerde, piyasa güreşlerinde ve inşallah önümüzdeki yılki Kırkpınar güreşlerinde de başarılar dileyelim şimdiden. Turay, hemen bir bak bakalım şu anda Yunus Emre Yaman'la Bekir Eryüce'nin ihtar evet. durumları ne? Bekir Eryüce'nin bir ihtarı var bu arada. Evet. Yunus Emre Yaman karşısında sahada kalan son mücadele değerli güreşseverler. İkinci öneleme turun ikinci turundaki bakalım son baş pehlivan hangisi olacak? Kırka ismini yazdıran. Can Halikurt, Feyzullah Akdün, Arif Akın ve Hamza Özkaradeniz kurallar gereği tur atlayarak isimlerini kırka evet. yazdırmıştı. Hasan Cengiz, Ali Yanatmay'ın diskalifiyle Seçkin Duman puanlamada Semih Turgut'u ve Cengizhan Şimşek yine puanlamada Yalçın Öncül'ü geçerek cumartesi günkü 40 turuna isimlerini yazdıran baş 39. pehlivan oldu diyebiliriz. Evet. Şimdi 40.'yı arıyoruz. Evet. Şimdi Recep hakeme dikkat ediyor musun? Düdüğü çalıyor, ayırıyor. Evet. Bunu çok gördük. Ve tekrar evet. başlatıyor. Evet. Bunu güreş adına yani bu uygulamaları görmek çok güzel. Çok hakemlerimiz doğru. hakikaten çok yol aldılar. Ve güreşin içerisinde olduğunu evet. gösteriyor. Hakemler de güreşin içerisine girmesi gerekiyor. Karar güreş verebilen bağlandı. Hakemlerimiz var ya. He? Yani diskalifiye var mıydı eskiden bunlar? Yani güzel oluyor, oturuyor. Biraz sabırlı olalım. Evet. Şimdi bir rahat bırakalım şu güreşi. Evet. Hele bırakalım. Son kırılma noktalarında erken düdüğü çalan bazı çayır hakemlerimiz oluyor ama hakem başkanımız Sayın Şükrü Kazan özellikle hakem toplantılarında sonuna kadar sabırla bekleyin erken düdüğü çalmak iki tarafın bir tarafın hakkını yemektir dedi. Çayır hakemimiz de çok net bir dille güreşe giriyor, düdüğü çalıyor, stabil olduğunda ayırıyor, tekrar başlatıyor oyuna girmesi noktasında. Ama Bekir Erücel Yunus Emre Yaman'ı çok iyi çözmüş, soldan güreştiğini biliyor ve sol ayağını çok geride tutuyor, soldan dalışlarına müsaade etmiyor. Yunus Emre Yaman'ın böyle giderse çok yıpranacak, iki baş pehlivanda artık sonuca gitme odaklı dalışları, paçalara, hamleleri Bekir Erücel'in de dış kasnaklardan veya kas kanadından dolanıp bastırabilme noktasında açıklar arayacak. Böyle bakalım nereye kadar sürü bakacak güreş. Şimdi değerli güreşseverler tabii şu an puanlamadayız. Çok önemli saniyeler, saniseler. Her an güreş karışabiliyor. Yalçın Öncül de şunu söylemiştim. Yani kontrole çıktığı zaman Yalçın Öncül bunu son derece Yalçın bunu yaptı. Tek ve çift dalmaları özellikle sol bacağına Cengizhan Şimşek'in dalmalarıyla sevgili Tura, sevgili Uzun burada biraz rahatsız etti. Aslında çok muhteşem bir avantajı elinden sabun gibi kaybetti Yalçın diyebiliriz. Belki bunu çok üzülecek. Çok üzülecek ama çünkü bunu, çok çok güçlüydü Cengizhan daha zamana ihtiyacı vardı ama acele etti. Yorulmadı evet. bile. Ama tabii tecrübe de nereye kadar ben şuraya geleceğim. Yeni çıkan baş pehlivanlar kabuğu değiştiriyor. Sana göre kabuk değiştiriyor. %1000 değiştiriyor. %1000 değiştiriyor. Değil. Hepsinin peki değerli üstadım mücadele stabilken sana bir soru sormak istiyorum. Bu tür büyük organizasyonlarda müsabık olarak gelmek bir avantaj mı yok? Koltuk altı arayışında ama yine sol ayağını çok geride tutuyor. O sol koltuk altını çok iyi kapatıyor Bekir Erücel. Müsabık olarak... Koltuk altında dikkat edersen iki kez oldu bu. İkinci de teşebbüsü. Evet alıyoruz onu. Müsabık olarak finaller gününe gelen pehlivan ya da sporcu mu daha avantajlı? Finaller gününe bekleyerek o müsabık alışkanlığından birkaç gün geride başlaması bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Sorun şu. İki tur yapıp cumartesi günkü son 40'ta hiç güreş yapmayan ilk 8'de kapışacaklar. Bu bir avantaj mıdır? Güreşenler özelinde yoksa dezavantaj mıdır? Yıllardır bu spor içerisinde evet. bulunan biri olarak antrenörlüğünde söz konusu. Ben de güreştim. Daha çok güreş yaparak gelenlerin kırılmalarda daha el beceriyle o 2-3 gün arayı kapatarak daha motivasyon, çayıra çıkmanın daha ayrı bir havasını da içine sindirerek daha başarılı oldukları ben gözlemledim. Sen buna katılıyor musun? Şimdi, cumartesi günü o ilk seri başları bir acemilik demeyelim de ilk sayı reisi Ermeni'ne çıkmak olmanın bir heyecanını yaşayabilirler mi? Şimdi avantaj ya da dezavantaj. Bilimsel noktasında. Olarak bakalım spora hangi branş olursa olsun bilimsel yaklaşmak özür lazım. Özür dilerim sorumu sorabildim ben, mi? Soru yerinde çok anlamlı bir de tabii aslında sorunun içerisinde cevabını da verdim. Yani bu aslında bir yetenek yani bunu soruyu soruyorsun ama içinde cevabı da var. Tabii karşı taraftaki adamın durumunla alakalı. Ben profesyonelim. Şimdi burada aklın yolu birdir. Hiçbir sporcu antrenmansız yani en güzel antrenman müsabakadır, maçtır.
müsabakanın fazlalığıdır, devamlılığıdır. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Belki Hasan Cengiz yalnız olabilir. Yakın hedefle ilgili bu Hasan Cengiz. Ama diğer tarafa baktığın zaman iki tane üst üste boş çekip iki turda geçen pehlivanın bir sonraki turda çok çabuk yenildiğine şahit oldu. Yani burada bu dezavantaj olarak ben bunu görüyorum. Bence işte örnek burada çata çat güreşip de bir sonraki güreşi bekleyen güreşen pehlivan güreşerek, durarak değil güreşerek gelen pehlivan bana göre makbul olandır. O bana baskıyı da atmış oldular. Attığın yolu birdir. Bugün Cengizhan Şimşek baskıyı attı mı atmadı mı? Attı. Kırptınlar baskısını attı kardeşim. Şimdi bu 2-2 daha 4. Değil mi zaten? Cengizhan yarına sakladı kendini. Niye? Ama çok akıllı. Cengizhan bir de pardon cumartesi çünkü yarın törenimiz var. Güreşler olmayacak. Tabii kırpınların adeti ruhiyesini öyle bir oturttu ki perşembe. Perşembeyi gören artık burada olumsuz bir yorum yapamaz. Kesinlikle yapamaz. Yapan da Allah'tan korksun biraz. Kesinlikle. Yapmayın böyle. Kesinlikle. Şimdi bakın muhteşem bir organizasyon var. Perşembe dolu dolu geçti. Cuma dinlenecekler. Güzel güreşler oldu. Şimdi Cengizhan Şimşek riske ederek kazandı. O kaybedebilirdi de. Yalçın Öncü biraz daha dikkatli olsa ama Cengizhan Şimşek'i nasıl çiziyoruz altını? Soğukkanlı, güçlü. Gelen hücum o kadar güzel force etti, karşıladı. Paradını alma noktasında şöyle bir bakıyorsun. Blokladı. Ya, son derece rahattı. Soğukkanlı. Eğer orada yine Cengizhan'ın başarısı var galibiyette. Hak ederek aldı puanı. Kesinlikle öyle. Tesadüf onu asla tesadüf veriyor. Karşılamak. Onu kesmek hücumu, oradan kontrole cevap verip hamlesini yapmak. Bir satranç inceliği var burada. Kesinlikle. Böyle açmak lazım. Çünkü bazı mesajları vereceksen aynı şekilde herkesin kullandığı telaffuzlarla veremezsin. Sonuç başka, değişmez. Ama farklı bir şeyle verirsen ki, örtüşen bir şeyle ki... O noktaları da öne çıkarmak durumundayız. Çok, çok önemli. O yüzden katılıyorum görüşüne. Ne kadar çok maç, ne kadar çok güreş, gelsin öteki rakip, gelsin öteki maç. Turay sen ne diyeceksin? Recep'in bu sorusuna. Evet gerçekten ben de nasıl? Senin dediklerine tamamen katılıyorum. Çünkü maç yaptıkça ısınan bir hücum rakibin kim olduğu önemli değil. Ama hiç maç yapmadan soğuk bir hücum rakip kimin olduğu o zaman da önemli değil ama rakip seni paramparça eder. O yüzden bence evet. Her zaman hani işleyen demir pas tutmaz diyoruz evet. Ya. Bence bu mantıktan yola çıkarak aklın mantığı yolu bir zaten. Tabii. Şama duran anlarda bu yorumlar çok önemli. Bilgi çok önemli. Umarım ki ekranları başında bizi izleyen değerli kitlesi her birimizin bize hayran olan kitlelerimiz var. Kesinlikle. Asıl onlara hayran olan biziz. Onların dualarını alırken onlara hakikaten şükran duyan biziz. Hepimiz adına bunu rahatlıkla bir abimiz olarak söyleyebilirim. Eylül Pilesi aziz seyirci hepimize bir yer vermiş gönlünde. Hepsinden Allah razı olsun. Pele ustamızın, merhum ustamızı rahmetle anlarım. Sen detay gideceksin ama o şöyle söylemişti bana Recep. Asla güreşlerin olumsuz tepkilerine sakın cevap verme. Onların sana yuh çekmesi bile senin için velimettir ve başının üstüne koy demişti. Bana bu öğüdü, öğütlemişti bu sözü. Dolayısıyla baş tacı güreşseverlerimiz. Değerli güreşseverler, tabii cumartesi günü bizi kimler bekliyor? Hazır bir Ali Gündüz. CBN Erzikli Yağlı Güreşli günü 2023'teki lig şampiyonu Orhan Okulu. İki altın kemer kuşanmış Orhan Okulu. İki altın kemer kuşanmış İsmail Balaban. Işığın gümüş olan kabına sığmıyor. Türk abi yürüdü Koca Yusuf'u. Değil mi? Değil mi? Sarap Görtmen. Şöyle bakıyorsun. Bir Yusuf Can Zeybek bekliyor. Sakin. Yüzü gülmüyor. Asık surat. Güreşe konsantre olan bir Yusuf Can Zeybek bekliyor. Röportaj vermiyor bize ya. Aynen. Vermiyor. Helal olsun. Doğrudur. Helal olsun. Doğrudur. Doğrudur. İsmail Koç geliyor. Babasının acısını yüreğinde çayıra taşıyacak. Onunla manevi güç alacak İsmail Koç geliyor. Peşinden Serdar Yıldırım var. Ligin ele avuca sığmayan topaç gibi para pürçekli Serdar Yıldırım geliyor halk yazıdan. Evet. Şöyle bir bakıyorsun yine Mustafa Batu, Mehmet Yeşil Yeşil, Ertuğrul Dağdeviren, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Fatih Atlı, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Paşa'nın genç aslanı. Geliyor bu adamlar. Diğer tarafta hakikaten Mustafa Doğan Özkaya. Osman Kan. Osman Kan. Şuradan şöyle. Tecrübeli baş pehlivan Osman Aynur. Süleyman Başar. Turan Balaban, Özkan Yılmaz maalesef yok. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum Mustafa Arslan, Furkan Durmuş Altın. Evet Duray. Evet Furkan Durmuş, Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Türkan Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal ve Faruk Akkoyun. Tam 32 tane baş pehlivan cumartesi ve pazarı bekliyor. Biz de 40. son baş pehlivanı bekliyoruz. Yunus Emre Yaman mı, Bekir Er Yücel mi? Hemen şöyle bir tek daldı.
Yaman Pehlivan göğüs yaprasından budanmak istedi, uzak kaldı. Üzerinden atladı. Tek kaldı. Maşallah. Bekir Emücel tek kaldı. Dış kasnakta. Bakıyoruz Bekir Emücel mi? Yunus Emre Yaman mı? Değerli güreş severler. Her an bir puan çıkabilir. Her an bir yeniş çıkabilir değerli güreş severler. Tarihi Edirne, Kırkpınar, Sarayışehir meydanında 40. maç pehlivan. Bir gol bastı üstüne Yunus Emre Yaman. Avantaj alanda oydu zaten. Yunus Emre Yaman da gereğini yaptı. Yaman bir güreş oldu. Yunus'un, evet bak işte. Şimdi o vücut diline verdiği mesajlar var. Ama bu arada Bekir Emücel'i de kutluyoruz. Değerli güreşlerle şöyle pozisyonları bir tekrar alalım. Peşet bir bakalım şöyle. Bu turda neler yaşandı? İşte koltuk altından arayış içerisindeydi. Bir anda göğüs çaprazından budadı. Uzak kaldı. Üzerinden muazzam bir atlayış söz konusu. İşte tam bu noktada avantajı Bekir Emücel'in eline geçirdi. Sağ ayağına dalmıştı. Ama minder kökenli olan Yunus Emre Yaman bir anda dış kasnaktan kol bastı oyunuyla avantajı elinde bulunduran Bekir Emücel'i burada adeta avladı yaldı güreş tabiriyle. Bu arada biraz daha toplu kalkabilseydi orada Bekir Emücel, ama burada Yunus Emre Yaman'ın, bakın şimdi çabukluğuna bakın. Yani esneklik de çok önemli. Bunu hakikaten dış kasnakla çok iyi çalıştı. Bayram Ertan bu muazzam kasnaktan dönüş yapardı kol bastıdan. İç kasnaktan da gücü dengeyi kurtardı. Recep oraya dikkat ettin mi? İç kasnakta dönmeden hemen. O dengeyi çok iyi sağladı. Şeyi söylüyorum Yunus Emre Yaman'ı. Dış kasnaktayken bakın şu anda dış kasnak dedi, işte şu anda karar verdi. Sağ eli dış kasnakta Yunus Emre Yaman'ın. Evet. Aslında avantajlı gözüken Bekir Erücel'di. Paçayı çok güçlü yakalamıştı. Bu ama o dış kasnaktaki kol bastısı Fatih Atlı Mustafa çok iyi yapar. Bunu Serhat Gökmen çok iyi yapar. Tabii ki bunun mucidi de Bayram Ertan, bakın kol bastı. Peki, muazzam. İkidir üçtür denedi. Koltuk altını aradı. Yani Yaman pehlivan ve sonunda da dikkat edersen belirli bir, yani zayıf rakibin zayıf, yani esneyen belli bir açıyı yakaladı. Sezinledi orayı. Evet. Evet değerli güreşseverler. Şöyle bir tekrar alalım. İşte Cengizhan Şimşek. Bugün arkadaşlarımızla birlikte bu güzel yayınları sizlere aktarmaya çalıştık. Bülent Yağcı olsun, Soner Yasak olsun, Halil Bağdat olsun ve ben Mehmet Çelik, Recep Tosun ve Türay Karanfil. Bu güzel heyecanı, bakın şimdi burada diş jungle o kadar güzel gösterdi ki. Şimdi burada bak bir isyan var, kendini isyanı pehlivanın. Evet. Burada sürümeyle ilk Hasan tek Cengiz. Diskalifiye. Hasan Cengiz ve burada hakem Hasan, burada Ali yanatmaya dikkat ediyor musun? O kadar rahat ki tamam yani Hasan'a. Hasan'ın, bakın şimdi. Evet. Mutluluğuna bakın, evet. Değerli güreşseverler şimdi veda zamanı. Helalleştiler her zamanki gibi. Evet arkadaşlar, hemen Recep Tosun seninle alalım bu akşamın vedasını. Ben er meydanda ön eleme turunda mücadele eden, iki turda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Cumartesi günkü eleme turlarında başarılar diliyorum. Hemen orada nerede olacaksın? Cumartesi, pazar ve TRT'nin kanallarında. Evet, cumartesi günü saat 12'de TRT Spor Yıldız'da, pazar günde yine saat 12'de TRT Spor'da bu heyecanı anlatıp aktarırken sizlere de kolaylıklar diliyorum değerli üstadım. Kimler var ekipte onu da söyleyelim. Başta tabii üstü kaptan ustamız. Üstadımız var. Faruk Mutkan, değerli Avrupa'nın, dünyanın, olimpiyatların en güçlü sesi Faruk Mutkan ve alt boylarda da yorumculuk koltuğunda Şener Sar olacak. Hadi kolaylıklar. Sevgili Türay, seni de kutluyorum. Ekipte her zaman güzel işler yapmak için yola çıktım. Biz de yanındayız, destekçinizdiz. Senin de hemen bu akşamki kapanış konuşmanı alalım. Ben de veda edeyim. Teşekkür ediyorum ben de her iki ustaya da, üstada da. Evet, cumartesi pazar heyecan tüm hızıyla devam edecek. Son 8'e kalan baş pehlivanlarımız belli oldu. Hasan Cengiz, Yunus Emre Yaman, Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Şah Ali Kurt, Feyzullah Aktürk, Arif Akın ve Hamza Öz Karadeniz'le birlikte 40 tamamlanmış oldu. Ben de şimdiden cumartesi pazar günleri bütün baş pehlivanlarımıza başarı diliyorum. Eli öpüles aziz seyircimize de buradan hayırlı akşamlar diyoruz. Cumartesi ve pazar tekrar canlı yayınlarda görüşmek üzere. Değerli güreşseverler, ben Mehmet Çelik. Tabii kanallarında bu ortak yayında öncelikle tüm yönetmen arkadaşlarımıza ve rejideki arkadaşlarımıza, burada sevgili Fatih Bedir kardeşime ve tüm kameraman kardeşlerime teşekkür ederken, tabii ki önemli bir yayındı. Yayın ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımız adına hepinize iyi akşamlar derken, yarın yine Soner Yasak, ben Mehmet Çelik, Turay Karanfil ile devam edeceğiz. Ve yayınlarda yine birlikte olacağız. Güzel bir akşam diliyoruz. Şimdiden cumanız mübarek olsun.